Tekrar hoş geldiniz Altuğ Hocam. Merhabalar, hoş geldiniz hanım. Anlam, oyun ve gelecek görünmez kentler üzerine oturumunda Altuğ Hoca ile birlikteyiz. Bu oturumda Italo Calvino'nun Görünmez Kentler romanının Marco Polo'nun Gezi Günlüklerinden de hareketle ve Kubilay Han'ın Xanadu'daki Yazlık Sarayı'nın yani kitap roman formatındaki bir denge olarak kurgulanıp inşa edildiğini inceleyeceğiz. Ayrıca romanın psikanalizdeki düş işlemi ve Walter Benjamin'in külliyatında yer alan koleksiyoncu, tarih meleği, flanör, hikaye anlatıcısı gibi temel figürlerle ilişkisini anlatacak Altuğ hocamız bizlere. Ben dilerseniz sözü size vereyim. Siz kendinizden bahsedin ve doğrudan başlayalım. Teşekkür ederim giriş için. Benim adım şu an Bahçeşehir Üniversitesi oyun bölümünde zamanlı öğretim üyesi olarak çalışıyorum. Sonradan dahil olduğum bir alan aslında. Oyun tasarımı zaten son yıllarda aslında biraz öne çıkan bir, akademide de öne çıkan bir alan oldu. Aslında sinema bölümü mezunuyum. Ama ilgi alanı olarak sinemayla hiçbir zaman sınırlı kalmadım. İşte edebiyat, resim, değişik alanlarda çalışmayı ve araştırma yapmayı seviyorum. Bu Italo Calvino'nun Görünmez Kentler romanına nasıl ulaştığımı anlatarak aslında başlayabilirim. Çünkü bugün size anlatacağım şeylerin hepsini aslında bu romana bulaştıktan sonra keşfetmeye başladım. Benim Italo Calvino'yla ki tahmin ediyorum ki bildiğiniz bir yazardır. Yani 20. yüzyılın en önemli yazarları arasında yer alıyor. Borges, Cortazar gibi bir takım Güney Amerikalı yazarlarla birlikte de anılıyor. İşte postmodern Altuğ Hocam acaba tekrar bağlanma şansınız var mı? Bazen ilişkilendiriliyor ama çok modernist bir yanı da var. İşte kendisi vaktinde İtalyan Komünist Partisi üyesi olmuş. Fakat şu an teknik bir aksaklık yaşadığımız için hemen çözeceğiz umuyorum. Altuğ Hoca bağlanırken ben ekran paylaşayım.
Bu Altı Hoca'nın göstereceği linki belki gösterebilirim. Evet, geldi sanırım. Altı Hoca birazdan bize bu siteyi gösterecek. Bağlanırken ben de göstermiş olayım. Bu Turk Manifestation WordPress.com'dan inceleyebilirsiniz. Şöyle site map'e girersek. Burada da aslında siteyi nasıl inceleyebileceğimize dair de bir takım kavramlar buluyoruz ve bunlar böyle hiperlinklerle bizi yönlendiriyor. Böyle tıklayıp buradaki evrenin veya tanımlamaların içine girebiliyoruz. Hoş geldiniz. Hoş bulduk ya. Çok özür diliyorum gerçekten. Niye böyle oldu bilmiyorum. İnternet bağlantısı komple gitti. Şu an telefon kameranız da daha net sanıyorum. Evet. Sanırım her şey böyle der. Keşke bunu baştan deneseydik. Benim hatam, çok özür dilerim. Şimdi biraz girişi kaçırmış olduk gibi bir şey oldu. Yani ben kısaca kendimden bahsettim. Adım Altı Uşan, Bahçeşehir Üniversitesi oyun geliştirme bölümünde çalışıyorum demiştim. Ve Italo Calvino ile biraz tanışmamdan bahsettim. Üniversite yıllarındayken tanıştım ama Görünmez Kentler romanıyla değil aslında. Daha çok onun atalar üçlemesi dediğimiz işte ağaca tüneyen baron, ikiye bölünen bir kont, var olmayan şövalye gibi. Bence birbirinden güzel romanlar olan romanlarıyla tanıştım önce. Görünmez Kentler o dönemde yayınlan, yani Türkiye'de daha çıkmamış bile olabilir diye öyle kalmış aklımda. Yani bu kitap daha sonra çıktı. Benim bu kitaba ulaşmam ya da bu kitaba sarmaya başlamam aslında bir grup mimar arkadaşla tanışmam sayesinde oldu. O zaman İzmir'de bir üniversitede çalışıyordum. İletişim sinema bölümündeydim ama mimarlık bölümünden çok iyi arkadaşlar edindim.
Ve onların tabii Basic Studio dersleri var, işte çok hoş dersler var, benim de ilgilendiğim konular. Benim Italo Calvino'yu sevdiğimi öğrendikleri zaman onun görünmez kentler üstüne inşa ettikleri bir Basic Studio dersleri vardı. Yani işte çocuklar oradaki kentlerden yola çıkarak bir takım maketler yapacaktı, kavramlar öğrenecekti ve benim bu romanla ciddi bir şekilde ilgilenmeye başlamam bu döneme denk geliyor ve ilk başta bana bir işte bir fantastik bir yapıt gibi geldi. Hani bir fantastik bir dünyada geçiyor. Hayali bir takım şehirler icat edilmiş. İşte bizim belki bildiğimiz bazı fiziki gerçeklere uymayan durumlar anlatılıyor vesaire. Fakat bir süre sonra çok ilginç bir yapısı var bu romanın. Bu yapıyı kurcalamaya başladım ve kurcalamaya başladıkça bunun arkasında biraz başka bir motif yattığını anlamaya başladım bu kitabın. Bir süre sonra bu motifi anladıktan sonra ve aslında ne tür bir yapıtla karşı karşıya olduğumuzu fark ettikten sonra da onun aslında felsefi açıdan derinliği ve zenginliği diyebileceğimiz bir takım şeyler keşfetmeye başladım. Ve bugün size aslında biraz bundan bahsediyorum. Yani yüzeyde bir işte Marco Polo'nun gezi anılarının bir tür taklidi, bir tür yeniden yazımı gibi gözüken fantastik bir yapıtın aslında özellikle 68 dönemindeki o isyan döneminde o dönem dünyaya hükmeden güçlere dair ve insanlığın geleceğine ilişkin aslında bir tür bir manifesto, geleceğe dönük aslında bir tür bir mektup olarak yazılmış olduğunu biraz anlatmaya çalışacağım. Şimdi ben bu konuşmayı böyle birkaç tane başlığa ayırdım. Mesela ilk olarak romanın niteliği, yani bu nasıl bir roman, ne hakkında, derdi ne, biraz ondan bahsetmek istiyorum. Ondan sonra bu romanın dayandığı bir takım edebi ve düşünsel kaynaklar var. Onlardan bahsetmek istiyorum. Çok özgün bir yazımsal stratejisi olduğunu düşünüyorum. Biraz ondan bahsedeceğim. Onun dışında da işte yapısı özellikle çok ilginç. Bir mimari metafor bir yanıyla. Biraz tematik örgüsünün nasıl oluşturulduğunu. Belki örnek olarak bir bölüm ya da bir iki kente bakabiliriz birlikte. Bir de bu romanın bugün için nasıl bir anlam taşıdığını. Biraz böyle kabaca 7-8 tane hani başlık var. Bunları çok uzatmadan aslında biraz bahsedeceğim. Yani romanı okumamış olanlar için biraz bir spoiler gibi olabilir burada anlatacaklarım. Romanı okumuş olanlar için de umuyorum ki bu romanı hani yeni bir gözle, daha önce düşünmedikleri bir bakış açısıyla görmelerini belki sağlayacak. Şimdi öncelikle bu romanın niteliği başlığını ele alalım. Ne olarak tanımlayabiliriz bu yapıtı? Ne bu yani bu görünmez kentler romanı? Şimdi burada öncelikle küçük bir backstory'si var, bir arc öyküsü var bu romanın. O da şöyle, aslında bir tür gizli bir şaka, başka bir yazarla girişilen sessiz bir diyalog. Yani kimsenin fark etmediği iki yazar arasında bir tür bir şakalaşma ya da bir tür gizli bir haberleşme olarak kurgulandığını söyleyebiliriz bu romanın. Şöyle ki Arjantinli bir yazar var. Gene çoğumuzun belki bildiği ya da mimarların gene çok sevdiği bir yazar. Jorge Luis Borges. Bu Borges'in 1940'larda yayınladığı bir tane metni var. Coleridge'in Rüyası diye. Bu rüyada, daha doğrusu bu metinde Coleridge'in rüyasından bahsederken
Coleridge rüyasında Kubilay Han'ın yazlık sarayını görür. Ve bununla ilgili bir şiir yazar. Çok ünlü bir şiirdir Kubilay Han diye. Şimdi Borges şöyle bir gözlemde bulunur. Diyor ki, daha doğrusu bir komplo, bir tür bir komplo teorisi icat ediyor buradan. Çok da nüktedan bir yazar. Diyor ki bu yazlık saray aslında ilk kez Kubilay Han'ın rüyasında ona göründü diyor. Ve Kubilay Han o rüyayı gördükten sonra gitti onu yaptırdı. Yani mimari bir yapıt olarak bu saray ortaya çıkmış oldu. Bundan birkaç yüz sene sonra bu kez aynı yapıt Coleridge'in bir şairin rüyasına girdi ve şair uyandıktan sonra hemen o sarayı anlatan bir şiir yazdı. Ve Borges bu öyküsünde diyor ki gün gelecek diyor bundan birkaç çağ, birkaç yüzyıl sonra belki bu kez başka bir sanatçının rüyasında görünecek bu yapıt. O da belki bu yapıtı bu sefer işte bir heykel, bir başka bir formda tekrar hayata getirecek. Ve Borges dolayısıyla bu sarayı aslında bir sonsuz obje, bir ölmeyen kavram olarak ele alıyor. Ve onun kendine ait bir yaşamı olduğunu ve bu kavramın belli çağlarda kendini manifest ettirecek şekilde sanatçının rüyasına girdiğini aslında öne sürüyor. Böyle bir tür bir nükteden bir komplo teorisi. Şimdi Calvino'nun aslında yaptığı şey görünmez kentlerle aslında Borges'in bu komplo teorisini, bu şakasını, bu sonsuz objenin sanatçıları ziyaret ediyor olması belli yüzyıllar aralığıyla. Bu fikri temel alıyor görünmez kentlerde ve bu kez aslında ne yapıyor? Gidiyor Kubilay Han'ın sarayını bir tür roman, yani roman formatında bu kez bu sarayı inşa ediyor bir bakıma. Daha sonra romanın yapısına girdiğimiz zaman bunu biraz daha göreceğiz. Yani aslında mimari bir metafora dayandığını, mesela işte prolog ve epilogların çatıları taşıyan birer sütun gibi aralara yerleştirildiğini. Yani biz bunu görselleştirdiğimiz zaman aslında bayağı bir binanın cephesini aslında görebiliyoruz. Şimdi bir böyle bir yönü var. Dolayısıyla bu aslında Kubilay Han'ın yazlık sarayının üçüncü manifestasyonu gibi Borges'e çok hoş ama gizli bir gönderme olarak aslında inşa edilmiş bir şey olduğunu, böyle bir niteliğin bir kere olduğunu söyleyebiliriz. Yazınsal bir oyun bu yani. İki yazar arasında gizli bir söyleşi, bir yazarın ürettiği bir fantezinin aslında bir başka yazar tarafından alınıp sürdürülmesi olarak buna bakabiliriz. İkincisi ki bu romanın biraz daha eleştirel ya da siyasi ve hatta böyle peygambervari belki işleviyle de ilgili bir şey. Bu romanın bir tür bir takvim olduğunu söyleyebiliriz ama nasıl bir takvim? Şimdi malumunuz bu roman aslında Marco Polo'nun gezi notlarının üstüne kurulu bir roman. Yani oradan esinlenmiş bir roman ve Marco Polo'nun gezi günlüklerini okuduğunuz zaman işte Kubilay Han'ın ülkesi hakkında bize birçok bilgi sunuyor. Bunlardan bir tanesi de Kubilay Han'ın yaklaşık 500 kişiden oluşan bir astrolog grubunun olduğu. Ve bu astrologlar ona her sene ya da belli aralıklarla takvim denilen, yani bayağı bizim kullandığımız sözcük gibi telaffuz edilen, yazılışı biraz farklı. Bunlar takvim yazarlar hükümdar için. Ve hükümdar yani yıldızların pozisyonlarına falan bakarak hani
gelecekte mesela bir sefere çıkmak anlamlı mı? İşte ekinler bu sene nasıl gelecek falan filan gibi bir takım bilgiler sunuyorlar ona, bir tür öngörü ve bu oluşturan metne takvim deniliyor. Şimdi bir bakıma bu romanın bir takvim olma niteliği var. Yani daha 1970'te yani 72'de yazıldı bu roman. Eğer şu anki 72'deki yaşam tarzını sürdürürsek, yani endüstrileşme, modernleşme, kentleşme, kalkınmacılık gibi bu şeyi sürdürürsek aslında gezegenin ve insanlığın yaşanamayacak hale, insanlığın yaşayamayacak hale aslında geldiğini haber veren, önceden bize duyuran bir tür bir takvim. Yani dolayısıyla şöyle de diyebiliriz. Eğer gene bir İtalyan olan Machiavel o zamanki hükümdarına bu Prens kitabında bir önerilerde, tavsiyelerde bulunduysa, hani şöyle yönetmelisin, böyle yönetmelisin diye, bir bakıma modern prense, modernitenin prensine bir tür bir mesajdıysa Machiavel'inki, Calvino'nunki de aslında bir tür bir postmodern, yani günümüze ait prense, hükümdara bir tür bir sesleniş ya da bir çağrı. Fakat bunu aslında bir tür tam bir anti Machiavelcilik şeklinde yapıyor. Yani işte acımasızlık şu bu falan değil, tam tersi aslında iktidar kavramının kendisinin sorgulanması ve belki ortadan kaldırılması gerektiğini, yani bir bakıma baş üstü duran Machiavelli ayaklarının üstüne getirmemiz gerektiğini öne süren, yoksa bizim yaşam şansımızın kalmayacağını söyleyen bir roman. Bir de böyle bir niteliği var. Bir tür bir çağımız hükümdarına bir sesleniş, yanlış yoldayız diye. Bunun dışında bir de gene modern bireyin, yani Descartes'ten bu yana bildiğimiz kendiyle özdeş, bilinçli bireyin aslında psikanalitik bir sağaltımdan geçirilmesi şeklinde kurgulanmış bu roman. Yani şöyle de diyebiliriz bu roman için. Burada bir hükümdar var, Kubilay Han. Bu romanın başında bir şekilde hükümranlığının boş olduğunu görüyor. Yani kurduğu imparatorlukla ilgili bir boşluğa düşüyor. Niye ben yani yaptım bütün bu şeyi? Bunun aslında psikanalizde karşılığı şudur. Arzunun yitirilmesi dediğimiz bir şeydir. Yani neyin için yaptığımızı, nasıl devam etmek istediğimizi, niye devam etmek istediğimizi bilmemeye başlarız. Bize boş gözükür. Bunun bir nedeni de aslında şudur. Yani o ana kadar bizi devindiren, bir şekilde arzumuzu kovalamaya neden olan semptomumuzun artık işlememeye başlaması. Yani semptomumuz bizi bir sürü acıya da gark ederken gizliden doyurur da bizi aslında. Fakat burada hükümdar artık öyle bir noktaya gelmiş ki semptomu onu kesmemeye başlıyor. Kaba tabirle söylemek gerekiyorsa. Ve bu noktada onun karşısına biraz da bir analist edasıyla Marco Polo çıkıyor ve ona biraz da psikanaliz bize ait yöntemlerle diyebileceğimiz yöntemlerle tekrar anlam zincirini devindirmesine, yeni gösterenler bulmasına ve en nihayetinde de arzusunu tekrar canlandırması için ona yardımcı olmaya çalışıyor. Fakat bu süreç tabii gerçekten hani psikanalize gidenler de bilir. Bu biraz meşakkatli bir süreçtir. Çünkü normalde analizan ya da hasta aslında şunu bekler. Yani sadece eski semptomumu bana geri verin, tekrar çalışsın o yani. Eskiden neyle zevk alıyorduysam onunla alayım. Fakat psikanaliz aslında şunu hedefler. Yani eski semptomunuza geri dönmektense bütün o semptomu ve onunla beraber gelen zevk ve acı kurgusunu aslında geride bırakmanıza vesile olmaya çalışır. Dolayısıyla aslında aktif olarak sizin anlatınız, sizi yani öznelliğinizi içinde devirdiğiniz anlatınızı
Sürekli kesintiye uğratmaya çalışır, ona itibar etmez, tepki vermez. Ne bileyim işte, öyle değil midir sizce dersiniz mesela, hiçbir şey demez analistiniz siz. Yani ne onaylar ne karşı çıkar falan. Ve sizi aslında sürekli bu kendi anlatınızın geri dönüp onu sorgulamaya iter. Dolayısıyla biz bu romanda aslında böyle bir süreç de görüyoruz. Hatta öyle bir kurgulanmış ki gerçekten de hani bölüm bölüm gittiğimiz zaman işte aktarım, direnç falan gibi analiz sırasında hastalarda gördüğümüz bir takım durumları ya da tepkileri de bölüm bölüm işlendiğini ve en sonunda da hani işte bir tür sağaltımın sonuna ulaşıldığı bir ilerleyiş yapısı olduğunu romanın gene görüyoruz. Yani burada işte her bölüm hakikaten semptomun ve onun giderilmesine ilişkin gösterilen tepkilerden birini ele alır ve romandaki her kentte aslında semptomumuzun hangi kavramlardan müteşekkil olduğunu aslında bize tek tek gösteriyor. Yani burada her kent aslında bir felsefi ya da analitik kavramı betimler. Bunlar basitçe hayali kent tarifleri değildir. Aslında ciddi kavramlar betimleniyor bize ve bu betimlemelerden yola çıkararak aslında biz bu felsefi kavramları keşfetmeye davet ediliyoruz bu romanda. Dolayısıyla böyle bir nitelik olarak baktığımızda böyle üç tane şeyi görüyoruz. Yani bir Borges'e bir gönderme ve sonsuz objenin üçüncü manifestasyonu diyebileceğimiz bir espri, çağdaş ya da postmodern diyebileceğimiz prens için bir takvim, yani geleceğe ilişkin bir yönerge ve son olarak da aslında gene çağımız modern bireyinin kendi semptomuna ilişkin, yani bir bakıma dünyayı ve kendisini de yok etmesine neden olan, aynı zamanda onun bütün arzusunu yitirmesine neden olan semptomunun da çözülmek üzere bir analiz sürecine tabi tutulması. Böyle üç tane aslında temel geniş niteliği var bu romanın. Şimdi bunu biraz daha romanın kaynaklarına hani bakacak olursak da bununla ilgili aslında çok fazla ipucu buluyoruz. Ama bir başka başlık hani açacak olursam bununla ilgili, bu romanla ilgili. Yani roman neyden besleniyor? Düşünsel ya da edebi kaynakları ne bu yapının? Şimdi tabii ilk etapta daha önce söylediğim gibi Marco Polo'nun gezi notlarını bir kere orada görüyoruz. Yani bir bakıma Marco Polo'nun gezi notlarının bir yeniden yazılışı, fantastik bir dille ve biraz daha günümüzün belki dünya kentlerinden bildiğimiz imajlara göndermede bulunarak, ama romanın iki ana figürü, yani hem Marco Polo hem Kubilay Han aslında direkt bir kere bu yapıttan alınma, yani ana karakterler buradan geliyor. İkincisi kitaptaki içeriğin bize sunulma biçimi, yani kitabın yazınsal formatı gene büyük ölçüde işte gezi kitabı formatına uyuyor. Yani gene Marco Polo'dan o şey de alınmış durumda. Bunun dışında mesela bazı kent betimlemelerini okuduğunuz zaman bu romanda, özellikle ilk cümlelerin, ya işte yolcu 3 gün doğuya doğru ilerlerse bilmem ne kentine gelir falan gibi cümleler. İşte yolcu bir hafta boyunca atın üstünde hiç ara vermeden şöyle giderse şuraya varır gibi cümleler gene aslında direkt Marco Polo'nun kendi anlatımının taklit edildiği, birebir alındığı. Fakat kentin kendisine gelindiği zaman da tamamen fantastik bir kentin anlatılmaya başlandığı şeyler. Yine daha önce dediğim gibi bu takvim kavramı Marco Polo'dan geliyor. Kubilay Han'ın astrolog ordusunun onun için hazırladığı gelecek
yönergileri anlamında. Ama tabii burada biraz daha gelecek bilimci bir nosyon olarak yeniden kullanıyor Calvino bu takvim kavramını. Bir de gene çok özel aslında oradan aldığı bir şey var. Orada şu, görünmez kentlerdeki kentlere baktığınız zaman hepsinin bir kadın adı taşıdığını görürsünüz. Bu fikir aslında gene şuradan geliyor. Marco Polo gezi notlarında Sinsen Münzevilerinden bahseder. Yani bunlar bir grup Tatar Münzevi. Erkekler işte çölde şu hani bir şey toplumdan diyelim çekilmiş olarak yaşıyorlar ve bunların hani kendi inançları çerçevesinde bir takım putları var taptıkları. Ve bu putların her birine bir kadın adı veriyorlar. Bu Sinsen Münzevilerin bir özelliği bu. Putlarına kadın adları vermeleri. Şimdi Görünmez Kentler romanı bir bakıma çağdaş putlar. Yani bizim bir türlü inanmaktan vazgeçemediğimiz bir takım kavramlarla ilgili olduğu için ve her kent aslında böyle bir putlaşmış kavramı ele aldığı için bu kentlerin her birine bir kadın adı verme fikrini aslında buradan alıp uyguluyor kitabına Italo Calvino. Hakikaten de yani işte baktığınız zaman kitaptaki isimlere işte Isidora, Theodora, Anastasia, Diomira, Eufemia, Hipatia falan hani sürekli kadın adları olduğunu görüyorsunuz ama bunların kullanımının da bir esprisi var. Bunu size Altı Hocam şey, bu arada çok özür dilerim, bölüyorum da dilediğiniz noktada ben ekran paylaşabilirim ha, sizin tamam. Ben gönderdiğiniz linki. Yani dilediğiniz zaman tamam. söyleyin. Ben onu söylerim size. Ha. Link zaten vermiştim bu Third Manifestation diye. Hatırlıyor. Onu nereden girebilirim acaba? Chat'ten bir denerim olmadı ama. Tamam hani. Chat'te duruyor. Hani ben onu yorum olarak da yazayım ama hani paylaşmak istediğinizde mobilden paylaşılmıyor. Ben ekran Ha, paylaşarak buradan da tamam. getiriyorum. Onu vakti gelince söylerim o zaman. Şimdi bu bir, yani Marco Polo çok temel bir kaynak burada. Hem içerik hem de biçim olarak ödünç aldığı şeyler var. İkincisi ki bu daha bizi günümüze getiriyor. Walter Benjamin burada çok önemli bir kaynak olarak. Hatta diyebiliriz ki Walter Benjamin'in bütün külliyatı aslında bu romanın dokusuna yedirilmiş durumda. Burada tabii hani nasıl olabiliyor Walter Benjamin bu kadar önemli olabiliyor? Aslında şöyle bir şey var. Calvino İtalya'da Torino'daki Einaudi yayın evinin editörlerinden bir tanesi. Ve Einaudi çok önemli bir yayın evi. Yani Carlo Levi'den tutun işte Pavese'ye, Pasolini'ye kadar yani İtalya'daki bütün önemli yazarların aslında kitaplarının bir kere çıktığı bir yayın evi. Ve Calvino'da isim yaptıkça Einaudi'den kitapları çıkmaya başlıyor. Ama onun ötesinde edebiyat editörü olarak da orada çalışmaya başlıyor. Şimdi bu yayın evinde aslında mesela Giorgio Agamben gibi bugün de yapıtlarını, çalışmalarını bildiğimiz önemli adamlar da ya da düşünürler, yazarlar neyse o da orada, onlar da orada yer alıyor. Ve mesela İtalya'da Walter Benjamin külliyatı Einaudi'den çıkan bir külliyat. Dolayısıyla bir kere zaten birebir o metinlerle ya da o metinlerle uğraşan bir takım yazar ve düşünürlerle iletişim halinde. Onun dışında tabii Benjamin'in Marksizmle ve komünizmle çok önemli bir bağlantısı var. İtalyan Komünist Partisi üyesi. Fakat onu biraz daha Stalinci ya da Leninist bir çizgide değil de biraz daha Avrupa komünizmi diyebileceğimiz yani işte Gramsci ki hani İtalyan komünist gelenek içinde çok önemli bir düşünür, yazar. Aynı zamanda işte bugün aktivist derdik ama yani devrimci.
Gramsci gibi biraz daha toplumsal dönüşümü alt yapıda değil de üst yapıda arayan işte Benjamin gibi. Yani dolayısıyla belki daha katı solun böyle sulandırılmış bir solcu olarak baktığı aslında bir takım düşünürlere de son derece meyilli olan yazınsal anlamda da aslında böyle bir dönüşüm geçiren birisi Calvino. Çünkü hani onun ilk 50'lerde yazmaya başladığı romanlar biraz daha şey hani böyle devrimci yazın olarak görülebilecek. Yani parti için ya da dava için yazılmış olan ürün romanlardan, belki propaganda parçalarından giderek daha edebiyattaki ve dil bilim anlatı kuramındaki değişimlere de ilgi duymaya başlıyor ve giderek aslında bir postmodern diyebileceğimiz teknikleri de kullanmaya başlayan ve bir süre sonra da hani böyle bu katı partici, disiplin, dogmatik diyebileceğimiz çizgili arasında mesafe koyan birisi. Şimdi Benjamin'i de biraz o çizgide görebiliriz. Çünkü onun da hani deneyimi işte Moskova gezisinde gördükleri falan filan biraz onun böyle biraz daha ruhsalcı diyebileceğimiz bir boyutu olduğunu gösteriyor. Fakat bir yandan onun çok önemli bir özelliği şu Walter Benjamin. Aslında o dönemde yani böyle Avrupa solu 20'ler 30'lar faşizmin yükselişinden önceki dönemde Marksizm ve psikanaliz arasında aslında teorik bir ortak zemin olduğunu fark eden ilk düşünür özellikle Tarih Üstüne Tezler adlı metninde görüyoruz. Çünkü orada mesela şöyle bir şey diyor. Yani materyalizm ancak teolojiyi yani ruhsallığı hizmetine alırsa aslında başarabilir falan gibi. Onun dışında çok açık bir şekilde aslında diyalektik tarih anlayışını psikanalitik yönteme benzeten bir takım ifadeleri oluyor. Şimdi Calvino'nun da bu noktayı paylaştığını hani görüyoruz. Bir yandan bir Marksist fakat öte yandan da 60'ların atmosferinde biraz yazın kuramı, yapısalcı yazın kuramını ve psikanalize de merak sarmış bir adam. Dolayısıyla bu ikisi arasındaki bağlantıyı kurmaya çalışıyor. Ki aslında bunu gene en erken yapan kişilerden bir tanesi diye bakılabilir. Çok öncü bir metin o anlamda. Çünkü mesela Benjamin'in Marx ve Freud ilişkisini fark etmesi yani 30'larda oluyorsa bunu günümüzde hani 1990'lardan sonra falan biraz Zizek'te falan görebiliyoruz yani. Onun dışında normalde hani solun aslında mesafeli bakar yani psikanaliz, burjuva işidir falan filan gibi bakarlar ama Benjamin için bu çok ciddi bir bağlantıydı. Yani yöntemin ötesinde aslında aynı bakış açısının paylaşıldığına inanıyordu. Ve Calvino da bunu aslında bir kere Benjamin'den devralıyor. Yani felsefi anlamda onun ilgisini çeken şey aslında Benjamin'in böyle bir noktada durması. Dolayısıyla bir kere Benjamin'i bunun temeline yerleştiriyor. Yani gelecekteki dünyanın alternatifleri arasına bir kere böyle bir vizyonu koyuyor. Bunu temel aldıktan sonra da şunu görüyoruz. Onun Benjamin'in çok önemli dört tane figürü vardır külliyatında. Bunlardan bir tanesi kimsenin duymadığı deneyim şarkılarını kayda geçirip onları sokak sokak insanlara anlatmak üzere gezgin hikaye anlatıcısı figürüdür. Bunun Benjamin'in böyle bir yazısı vardır. Hani hikaye anlatıcısının son örneği olarak Leskov diye Rus bir hikaye anlatıcısından bahseder ve eğer romandaki Marco Polo figürüne bakarsanız
Onun hakikaten bir kimsenin duymak istemediği unutulmuşların, ezilmişlerin falan seslerini bize getirip ulaştıran bir hikaye anlatısı olduğunu bir kere görürsünüz. Yani o karakterin böyle bir şeyi var. Daha sonra şunu diyebiliriz. Yani Marco Polo karakterinin inşası aslında bu dört Benjamin'ci figürün bir birleşiminden oluşuyor. Buradaki ikinci figür aslında eğer Marco Polo bir gezginse, bir hükümdar için çalışan, bu gezgin bir flanöre dönüştürülüyor mesela. Bu da gene Benjamin'e ait bir kavram. Bir bakıma aylak gezgin. Gene ezilmişlerin, arka sokakların, kimsenin gitmediği, gözden çıkarılmış yaşamların dünyasını gezmeyi tercih eden ve oradaki öyküleri bir bakıma bu yitirilmeye yüz tutmuş, gözden çıkarılmış belki dünyanın arka sokaklarını hani gezmeyi yeğleyen bir figür. Bunun mesela bir örneğini şeyde görebiliriz. Benjamin'in işte pasajlar yapıtı vardır. Orada mesela artık satılmayan ürünlerin yani iflas edecek. Yani çünkü güncel olanı takip edemediği için artık pabucu dama atılmış. Kimsenin bakmadığı pasajları gezen de flanör figürünü orada görürüz. Bu şuna da bağlanıyor. Gene üçüncü Benjamin figürü. Koleksiyoncu figürü vardır Benjamin'de. Ama bu nasıl bir koleksiyoncudur? Bu pahalı şeylerin koleksiyonunu yapan değildir. Aslında harabeleri gezen. Yani harabe için ne diyebiliriz? Bir tanımı da şudur. Dilini ya da ruhunu yitirmiş binalar diyebiliriz harabeler için. Yani artık onların anlamını, simgeselliğini, üstünde yazan harfleri, yazıları okuyabilecek kimsenin kalmadığı ölü dillerin kalıntıları. Bir bakıma bir muamma yani şey dilini yitirmiş bir gösterenler bunlar yani. Ve koleksiyoncunun yaptığı bir şey de şudur. Aslında bu tür unutulmuş, artık kimsenin okumak istemediği, dili unutulmuş nesneleri toplar. Ve bu nesne niye anlamlıydı bir zamanlar? Birileri buna niye anlam verirdi, severdi? Bununla ilgili aslında hikayeleri biriktirir. Özellikle kendisini değil, o nesneye bir zamanlar anlam veren ruhun ne olduğunu canlı tutmak, onu unutmamamız için aslında bu nesneleri toplar. Yani bir tür bir ruh koleksiyoncusudur. Bu belki şuna benzer. Yani biz bazen böyle harabeleri gezeriz ve hani böyle şeye bakarız. Ya ne buluyorlardı yani burada? Bir heykele bakıyorsunuz. Okuyamıyorsunuz onu artık. Bir nesne görüyorsunuz ve bunun neye yaradığını bilmiyoruz. Yani her şey olabilir. Diyelim çiviye benzer bir şey yani toka mıydı, çivi miydi, bilmem ne miydi, şu muydu, bu muydu bilmiyoruz yani ve ona anlam veren şeyi bilmek istiyoruz. Belki bir tokaydı ve birisi çok güzel hissediyordu kendini onu takınca çünkü o dönemin işte güzellik anlayışıyla ilgili bir şeydi bu. Şimdi koleksiyoncu bir yandan bunu da yapar ve böyle abuk sabuk diyebileceğimiz yani niye bunu biriktirdin ya diyeceğimiz nesneleri de aslında toplayan birisidir. Ve bunu da gene bu romanda çok görürsünüz. Yani Marco Polo sürekli şey halindedir. İmparatorun önüne ona hikaye anlatacağı zaman sürekli böyle tüydür, deniz kabuğudur, şudur budur. Ve absürt imparatorun yani bana ne bunlardan dediği aslında nesneleri onun önüne koyar. Bir de son olarak bunu özellikle romanın ikinci bölümünde çok net görebiliyoruz. Tarih meleği diye bir figürü vardır bir de Walter Benjamin. Yani bu nasıl bir şeydir? Bu doğrudan ilerleme kavramının kendisiyle de ilgili bir şeydir. Aslında Paul Klee'nin bir tablosu vardır. Angelus Novus diye. Bu Angelus Novus hikayesi şudur aslında.
Cennete doğru yaklaşmaya çalışan bir melek vardır. Böyle süzülür havada, elleri kanatlarını açmıştır. Cennete doğru gitmeye çalışır. Yani cennete ulaşmaya çalışır. Bu bir bakıma şeyin metaforudur. Yani bizim bugün çağdaş yaşamın metaforu. Hani biz kalkınıp kalkınıp kendimizi bir cennette bulacağız. Her şeyin bedava olduğu, artık çalışmak zorunda kalmadığımız, artık herkesin istediğiyle olabildiği falan filan. Yani böyle bir tür bir cennet hayaliyle aslında çalışır herkes, ya da siyasetçiler bunu vaat eder. Ya da modern ilerlemecilik ya da kalkınmacılık özünde budur yani. Şimdi melek bu cennete doğru yaklaşmaya çalışır. Fakat cennet kapıları açılır ve cennetten çok güçlü bir rüzgar gelir meleğe doğru. O kadar güçlü bir rüzgardır ki bu. Melek kanatlarını kapatamaz hale gelir ve o rüzgarla geriye doğru sürüklenmeye başlar. Ve geriye doğru sürüklenirken sırtı ne olduğunu göremediği, bilmediği bir geleceğe dönüktür. Yani sırtı dönük olarak geleceğe gider. Bakışları ise geçmişedir. Ve geriye doğru böyle sürüklenirken altından böyle harabeler, kalıntılar, savaş döküntüleri, ölü bedenler falan filan görür. Ve Paul Klee'ye göre yenilik meleği, yani ilerleme kavramının kendisi aslında bundan ibarettir. Acılarla dolu, yıkıntılarla dolu bir geçmişe bakarız ve sırtımız dönük olarak da bilmediğimiz bir geleceğe doğru ilerleriz. Şimdi burada bu figüre ilişkin bir de şöyle bir şey vardır. Bu tarih meleği ne yapmaya çalışır? Keşke der, bütün bu önümden böyle akıp giden bu döküntüleri, bu ölü bedenleri, bunların hepsini kurtarıp, hepsini kucaklayıp kanatlarımı birleştirip o cennete tekrar gidebilsem. Ama bu imkansız. O bütün bu acılara hiçbir şey yapamadan ileri doğru bilemediği bir geleceğe doğru ilerler. Ve bu ilerleme düşüncesidir. Modern ilerleme düşüncesi bir metafordur. Şimdi bu niye önemli Calvino için bu romanda? Çünkü aslında Benjamin'in bir başka nosyonunu da bize sunar. O da şudur. Hiçbir uygarlık yapıtı yoktur ki aynı zamanda bir barbarlığın da belgesi olmasın. Yani Nescafe içiyoruz. Aa, çok güzel uygarlık. Ama aslında Nescafe'nin bedeli yüz bin milyonlarca, yüz milyonlarca yerlinin yok edilmesi, onların topraklarına el koyulması, onların tarımının yok edilip işte bu endüstriyel bitkinin üretilmeye başlanması, işte bu üretim sisteminin başka kıtalara gitmesi, işte öldürülen adamların yerine başka bir kıtadan bu sefer işte köleler getirilmesi. Yani böyle Güney Amerika'nın canına okuyorsunuz, kimse kalmıyor, ondan sonra bir de gidiyorsunuz öbür kıtadan, bütün o öldürdüğünüz insanların yerine aslında başka insanları kaçırıp orada öldürdüklerinizin el koyduğunuz topraklarının onları çalıştırıyorsunuz. Niye? İşte Paris'te bir kafede latte içiyorum, çok güzel yaşıyorum falan filan gibi. Yani tabii çok basitleştirerek anlatıyorum ama aslında bir tarafta uygarlık gibi gözüken şey, öbür tarafta ancak bir öbür tarafta aslında gizli bir barbarlığı belgeliyor. Mesela bunun için şuna bakabilirsiniz. Hani işte keşif diyoruz mesela, keşifler çağı falan, ama yerlilerin gözyaşları diye mesela bir İspanyol rahibin yazdığı bir kitap var. Hani orada bütün bu Avrupa'daki bu keşif muhabbetini, aa yeni bir kıta, bunun aslında Güney Amerika'da mesela karşılığının ne olduğunu görüyorsunuz. Şimdi Calvino bunu romana şöyle taşıyor. İmparator aslında imparatorluğunu büyütmek istiyor. Fakat imparatora sürekli anlatmaya çalıştığı şey, bunun bütün bu görkem aslında başka bir tarafta çok çok büyük acıların, yani senin tarihinin var olabilmesi için aslında başka tarafta yazılamayan ya da hiç doğamamış bir tarih de arka odada bekliyor.
Bunu bireysel düzlemde ele alırsak psikanaliz bağlamında şöyle bir şey görüyoruz. Biz genelde bir kişi olma eğilimindeyizdir. Yani tutarlı olmaya çalışırız. Tuhaf huylarım, yani bazı huylarımızı tuhaf olarak niteleriz. Onları gidermeye çalışırız, yapmamaya çalışırız. Ama psikanaliz açısından bakıldığında biz aslında bir çokluğuzdur ve içimizde yaşamak isteyen ama bizim bu yaşamaya fırsat vermediğimiz aslında bastırılmış bir sürü başka kişi de vardır ya da özne vardır. Yani bir tarafta ben vardır ve o tutarlı, mantıklı olmaya çalışır ve bütün içindeki farklılıkları bu tutarlık adına yok etmeye çalışır. Bir de öbür tarafta aslında sürekli ben yaşamak istiyorum, her şeyi aynı anda isteyen, tutarlılığı umurunda olmayan, aynı anda farklı birbirinin zıttı olan şeyleri isteyebilen bir çokluk da var. Bunu mesela çağdaş bazı yazarlarda hani görebiliyorsunuz. Atıyorum kadın yazarlarda mesela Anais Nin vardır. Yani şey der hani benim içimde birden çok kişi vardır ve hani sadece bir kişi olmaya çalışan kişileri anlayamıyorum der. Yani mesela Orhan Pamuk da bunu gene görürsünüz. Yani Orhan Pamuk da bazı söyleşilerinde hani kendinin şu kişi olduğunu söyleyen kişileri ben şeyle bakıyorum der, yani böyle hayranlıkla bakıyorum çünkü nasıl bir kendileriyle özdeş olabiliyorlar yani bu kişiler. Ben olamıyorum yani kendimle özdeş. Ben çelişen, farklı şeyleri bir aynı anda yaşayan falan bir varlığım. Şimdi bu bireysel düzlemle toplumsal düzlem arasında bu bağlantıyı kuran da gene hani Benjamin. O da şöyle bir şey diyor. Yani ilerleme dediğimiz şeyin var olabilmesi ya da ilerlemeci tarihin bize övdüğü şeylerin var olabilmesi aslında bir çokluğun, bir sürü başka olanaklı tarihlerinde önünün kesilmesi pahasına ancak olabilen bir şeydir. Ve bir bakıma bu romanın da bir problemlerinden bir tanesi bu. Yani biz modernitede öyle bir büyük anlatı, tek bir büyük anlatı fikrine kapılıp gitmiş durumdayız ki geri kalan hiçbir şey yaşayamıyor. Ne yerliler, farklı cinsel kimlikler, doğa, hayvan, yani hiçbir şeyin bir çokluk göstermesine izin verilmiş. Ya tek kutup ya iki kutup. Bunun içinde hapsolmuş gidiyoruz. Dolayısıyla Benjamin'in böyle de bir önemi var. Başka bir kaynak bu kitabın tabii ki psikanaliz. Çok temel bir öneme sahip. Özellikle Freudçu ana yaklaşım bu romanda. Bütün kurgusunda, hatta yazınsal stratejisinde yani görebiliyoruz bunu. Bir de Jacques Lacan, öbür diğer önemli psikanalitik figür Fransa'dan. Bir kere bütün hani romanın bütün yapılanması ya da yapılanmasını görebileceğimiz perspektiflerden bir tanesi şu. Aslında bilinç dışı kavramına dayanıyor. Özellikle de Freud'un ilk formüle ettiği bilinç dışı modelini örnek alıyorum. Daha sonra anlatacağım. Bir kere bilinç dışı gibi yapılanmış, yani Freud'un birinci bilinç dışı modeli gibi yapılanmış bir kurgusu var romanın. Biçim olarak yani. Bir yanından girip giderek semptomun, travmanın merkezine indiğimiz, onu bulduktan sonra onu sağalta sağalta tekrar düze çıktığımız yani bir yapısı var. Bu esnada yani bizi bu sağaltım sürecinden geçirirken ve bilinç dışımızla bizi modern öznenin, bireyin bilinç dışıyla tanıştırırken romanın ortaya koyduğu dinamikler işte direnç, bastırma, aktarım, yorum gibi sağaltım esnasında aslında gözlenen dinamikleri temel alıyor. Hatta bölümler bunun üstüne kuruluyor kitapta. Dolayısıyla psikanaliz de burada çok çok önemli bir role sahip. Sonra tabii şunu görüyoruz. Yani bu yapıt dil, yapıtın kullandığı dil,
yaslandığı kavramsal çerçeve, kullandığı teorik perspektif çok önemli bir ölçüde yapısalcılık ve post yapısalcılıktan besleniyor. Bunu özellikle de kentlerde işlenen kavramlarda görüyoruz. Bunlar mesela Roland Barthes'in kavramları, mesela Claude Lévi-Strauss'un kavramları, Michel Foucault, Jacques Derrida, Roman Jakobson, işte Benveniste falan gibi yapısalcılıktan post yapısalcılığa doğru bütün önemli işleri yapmış olan 40, 50, 60 ve 70'lerde bu yazar ve düşünürlerin şeylerini içeriyor. Onun dışında tabii gene kavramsal düzlemde Marksizm ya da eleştirel kuram dediğimiz şey var. Orada özellikle çok geniş ölçekte gene Avrupa solunun bir takım kavramlarını buluyoruz ve düşünürler olarak işte Benjamin'i söyledim zaten. Althusser'i görüyoruz, Gramsci'yi görüyoruz, Enzensberger'i görüyoruz ki çok bilinen, o kadar çok bilinmez ama Türkçe'de de bayağı kitabı var. Adorno ve Horkheimer'i görüyoruz, Habermas'ı görüyoruz. Dolayısıyla bunların çalışmalarına da göndermeler var ya da bunların en temel kavramlarının bir kent olarak önümüze çıktığını görüyoruz. Gene dil felsefesi içerisinde önemli işler yapmış kişilerin kavramlarını görüyoruz. Mesela Wittgenstein, kentlerden biri mesela onun dil oyunları kavramının bir metaforu. Ve tabii o dönem yani 68 döneminde bu radikal kültürün en çok beslendiği ve yükseldiği dönemde bugün artık hayatımızda hani mainstream siyasetin de dikkate almak zorunda oldu ama o dönem böyle belki deli gözüyle bakılan bir takım akımlar yani mesela yeşil hareket, çevrecilik, feminizm buraya ait işte Julia Kristeva ya da o dönem Yeşil Hareket içinde bu Cohn Bendit falan vardı galiba yanlış hatırlamıyorsam. Bunlara ait bir takım fikirlerin falan da gene kitabın içine taşındığını görüyoruz. Yani şimdi dolayısıyla böyle romanın bir yandan Marco Polo'nun klasik metnine bir göndermesi, Benjamin'in bütün külliyatına bir göndermesi var. Hatta bunlara dayanıyor ama öbür taraftan da böyle psikanalizden yapısalcılığa, post yapısalcılığa, çağdaş Marksizme ve çağdaş felsefe ait düşünce ve kavramlarla da bezenmiş gene bir yapı olduğunu görüyoruz. Şimdi romanın biraz niteliğinden bahsettik, kaynaklarından bahsettik. Biraz onun yazınsal stratejisinden bahsedeyim ki bence bu romanın en ilginç özelliği. Ve onun bize fantastik bir yapıt gibi gözükmesinin de aslında nedeni. Çünkü romanı okuduğunuz zaman hani hakikaten çok fantastik sahneler yer alıyor. Böyle hayali şeyler. Yani yok yani öyle bir şey. Biraz böyle Güney Amerikalı yazarların belki fantastik yazının da çağrıştırıyor. Fakat daha dikkatli baktığımız zaman aslında bunun sadece bir fantastik üslup olmadığını, aynı zamanda yazarın bize mesajını ya da bize kurduğu oyunun altında yatan yazınsal strateji olduğunu da görüyoruz. Şöyle ki aslında bütün bu metin, özellikle de kent betimlemeleri, Freud'un düş işlemi dediğimiz kurguda yapılmış. Şimdi bu ne demek düş işlemi? Ya da daha doğrusu analist ne yapar düş işlemi esnasında? Analist aslında şunu yapar. Birisi bir analizan düş görüp onu ona anlattığı zaman bu yani abuk subuk şeyler görebiliyoruz rüyalarımızda. Burada aslında gördüğümüz her şeyin bir düşünce, bir duygu ya da bir isteğimizin biz şifrelenmiş olarak bize verilmiş bir şey olduğunu bir kere düşünmemiz gerekiyor. Yani düş nedir? Freud'un klasik tanımında düş bir
doyurulamamış bir isteğin gıyabi olarak doyurulmasıdır. Ama düş bunu doğrudan doyurmaz. Çünkü hakikaten doğrudan doyursak utanacağımız ya da böyle bir isteğe sahip olduğumuzun bilinmemesini isteyeceğimiz isteklerle ilgilidir. Bu yani cinsel bir takım isteklerden tutabilirdi. Bir X kişisine aitin ölmesi isteği falan da olabilir yani. İşte anam ölsün, babam ölsün, kurtulayım bunlardan falan gibi. Normalde hani kimseye anlatamayacağımız şeyleri dolaylı olarak şifreler. Tabii daha basit istekleri de. Ama bir şekilde özne için önemli olan yani istekler ve genelde bir cinsel etmen de bunun içinde bulunuyor. Şimdi dolayısıyla düşteki kavram ya da düşünce şifrelenmiş olarak gelir önümüze. Bunu nasıl yapar? İşte yoğunlaştırmalar ve yer değiştirmeler. Mesela aynı objeye birden çok anlam yüklenir. Ya da şu objenin yerine şunu görürüm. Peki nasıl çözümlerim bunu? Şunu yaparım. Çağrışım zincirini izlerim. Yani bir çağrışım zincirini devindirmeye başlarım. Bir yorum çalışması yaparım. Yani derim ki şunu gördüm. Ya ne hatırlattı sana? İşte şunu hatırlattı. Bu sana neyi hatırlattı? Ya işte şu kapağı hatırlattı. İşte kapak ne hatırlattı? Ne bileyim işte mouse'un sarısını hatırlattı. Böyle böyle gidersiniz ve sonunda aslında bir hakikaten canınızı sıkan ve farklı olsaydı keşke dediğiniz bir anı parçasına ulaşırsınız. Onunla ilgili öfkeniz tekrar ortaya çıkar, işte bağırırsınız, çağırırsınız falan filan ama sonunda ona bir isim koyma, onu dile getirme şansınız olur. Ve bu mesela sağaltımda çok önemli bir şeydir, psikanalitik sağaltımda. Ve aslında yazınsal strateji olarak bunu kullandığını görüyoruz Calvin'in. Her şeyi aslında şifreleyerek anlatıyor. Yani atıyorum kentlerden birinde diyelim Claude Lévi-Strauss'un ikinci köy yapısı kavramını yani nasıl kültürün temelini mesela anlatmaya çalışıyor bir kavramda. Mesela bu kavramı eğer kent betimindeki ipuçlarını iyi bir şekilde takip edersek aslında biz yavaş yavaş şunu demeye başlarız. Ya abi bu Lévi-Strauss'un dual köy yapısı ya demeye başlarız. Çoğu zaman da burada şunu yapar. Metin kendi içindeki göndermelerle birbirini doğrular. Ve en son noktada da aslında kentin adı devreye girer. Hiçbir şeyden emin olamıyorsak en sonda aslında kentin adına bakarak o kentin etimolojisini incelemeye başladığımız zaman aslında şeye ulaşıyoruz en son. Ha evet hakikaten yani bu kavramla ilgiliymiş. Burada mesela ilginç bir örnek vermek istiyorum. Mesela dil oyunları kavramı galiba kitaptaki 17. ya da 21. kent olması lazım. Hipazya kenti, Hypatia yani bu ünlü pagan matematikçi. Hristiyanlar tarafından öldürülen İskenderiye kütüphanesi yakıldığı zaman. Şimdi o kent betiminde mesela bahçede oyun oynayan bir bilgeden bahseder. İşte yakılmış kütüphanenin kalıntılarında bir şeyi araştıran bir gençten bahseder. Dille ilgili bir takım tanımları andıran bir takım cümleler eder falan filan ve siz bir noktada şeyi anlamaya başlarsınız. Ya bu Wittgenstein'in dil oyunları ya demeye başlarsınız. Onu anlatmış yani aslında. Her dilin aslında özgün bir oyun olduğunu, dillerin doğal dillerle sınırlı olmadığını falan anlatan. Nerede mesela bunun doğrulamasını bulabiliyorsunuz? Aslında Hypatia, Hipazya adının kendisinde. Çünkü eğer Wittgenstein külliyatını biraz kurcaladıysanız şunu görürsünüz. Wittgenstein dil oyunlarını ele aldığı felsefi soruşturmalar kitabında aslında
tartışmasına Aziz Augustinus'la başlar. Aziz Augustinus'un dil anlayışıyla başlar. Aziz Augustinus da aslında İpazya'nın çağdaşıdır. Ve bir bakıma İpazya'yı katleden adamların da kuramcısı, teorisyenidir. Bu yolları, bu bağlantıları takip ettiğiniz zaman sonunda şeyi anlamaya başladınız. Vay be, bu hakikaten hani dil oyunları kavramı bu. Böyle bir yazınsal strateji izliyor. Daha sonra belki bir bunun bir örneğine de geçeriz. Şimdi bu yazınsal strateji, yani düş işlemi bütün romanı katlediyor baştan aşağı diyebiliriz. Onun dışında bir de romanın yapısıyla ilgili. Yani bütün bu düş işleminin örgütlenme şeklini bir format dedi, form olarak biraz ona da bakabiliriz. Burada daha önce de dediğim gibi aslında mimari bir yapıtla karşı karşıyayız. Yani şunu da düşünebilirsiniz. Siz bu kitabın kapağını açtığınız zaman aslında Kubilay Han'ın sarayına adım atıyorsunuz. Çünkü eğer bölümler ve temalar arasındaki, yani bölümlerin nasıl yapılandırıldığı. Mesela her tema beş kentten oluşuyor. Bu beş kentin bölümler arasında nasıl dağıtıldığına baktığınız zaman burada yavaş yavaş aslında belli bir bir tektonik yapı görüyorsunuz aslında. Web sitesinde aslında bu gösterilebilir ama daha sonra gösteririz. Şey gibi düşünün. Böyle sütunlar var. Bu sütunların üstüne bir plaka yerleştiriliyor. Ve her bir plakada dört tane kent var. Beşinci kent bu yapı basic unit yapı biriminin bir yan şeyine bağlanıyor. Sanki böyle kancalı bir halat atılıyor ve öbür tarafa öbür yapının o diğer birimine tutunabiliyor gibi. Ve bu şekilde aslında kendi gerilimiyle ve esnemesiyle ayakta duran bir tür bir çadır benzeri belki bir yapı görüyoruz. Şimdi bu yapı aslında tam da Marco Polo'nun gezi notlarında bize Kubilay Han'ın yazlık sarayının yapısına benziyor. Oradaki betimleme. Çünkü o da aslında çok çabuk dikilebilen bir takım sütunlar. Hemen üstüne atılabilecek esnek şeyler. Branda benzeri belki ama plakamsı şeyler. Ve o plakaları birbirine bağlamaya yarayan ve en sonunda da hani kendi gerilimiyle kendini taşımasını sağlayacak şekilde iplerin böyle yere çakıldığı çok ilginç bir yapısı var. Ve Kubilay Han bununla şunu yapabiliyor. Canı sıkıldığı an benim sarayı sökün şu tarafa gidiyoruz diyebiliyor. Adamları hemen o bütün yapıyı işte sütunları üst üste koyuyor, üstüne plakaları koyuyor, iplerle bağlıyor. Hop 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 taşıyorlar ve istedikleri yerden onu tekrar kurabilirler. Şimdi bu şekilde böyle plakaları üst üste koyup bir de onların bağlandığını düşünürseniz aslında burada bir şekilde böyle bir kitap metaforuna da ulaşıyoruz. Bağlanmış bir kitabın, bir sayfanın bağlanmış sayfaları gibi. Burada da yani kitap da aslında taşınabilir. Bir yapıt, bir takım parçalardan oluşuyor. Burada ben açıkçası şöyle bir gönderme de görüyorum. Yani yazınsal anlamda da aslında yazar bir tür bir mimardır gene. Yani mesela bu nosyonu aslında mimarlık içinde savunanlardan bir tanesi bu Bernard Tschumi'dir. Şey der yani mesela Borges bir mimardır der yani. Evet, bina tasarlamadı, bina yapmadı. Ama onun mekan ya da yapıyla ilgili kavrayış şekli aslında onu bir tür mimar yapar diyor. Tabii Tschumi'yi çok eleştiriyorlar bu böyle düşündüğü için. Yani olur mu hiç canım, o zaman herkes mimar oldu ama Tschumi tabii daha hani
post yapı sağlıyordu, postmodern. Dolayısıyla bu ayrımlar onun için çok daha şey ve Calvino'nun da belki biraz böyle düşündüğünü savunabiliriz. Ben biraz bu antik şair, kadın şair vardı, Safo. O da mesela şöyle bir şey der, yani şair bir tektondur der, yani şair aslında bir mimardır, yapı ustasıdır yani der. Dolayısıyla ben burada kitapla mimari arasında, daha doğrusu sonsuz objenin zaten bir saray olduğunu, bir saray kavramı olduğunu düşünürsek, bu saray kavramının bu sefer bir roman formatı ya da bir mimari yapı gibi örgütlenmiş bir yazınsal yapıt şeklinde önümüze konduğunu düşünebiliriz. Ve bu şeyle de ilgili bir kavram aslında burada. Hafiflik kavramı. Şimdi bu mesela Calvino için çok önemli bir şeydir. Bunun mesela ölmeden önce çıkan bir kitabı var, Amerika Dersleri diye. Burada mesela bir bölüm vardır ve tamamen hafiflik. Hani şöyle der, geleceğin edebiyatı için işte altı not. Hani hangi kavramları el üstünde tutmalı edebiyat gelecekte? Bu kavramlar içinde bir tanesi de hafifliktir. Dolayısıyla ağır olandan, bir daha değişmeyecek olandan, taşa kazınmış, yazılmış olandan uzak durup, bir bakıma portatif, hafif, gerekirse parçası atılabilir. Yeni bir şey lazımsa hemen eklenebilir. Yani flexible ve belki modüler, yani işte bilmiyorum artık, mimarlar daha iyi bilir bu şeyleri. Fakat böyle bir şeyi savunur edebiyat içinde. Ve bu roman bize gösteriyor ki bu fikir, yani hafiflik fikrinin kendisini aslında toplum için de öneriyor. Yani çok ağırlaştırıyoruz her şeyi. Düşüncelerimiz ağır, her şey taşlaşıyor. Bir kavrama sarılıyoruz, o kavram sadece bir kavramken değişmez bir öze dönüşüyor. O kavrama inanarak üstümüze, dünyanın ve kendimizin üstüne yük bindirdikçe bindiriyoruz. Yani batıyoruz, ölüyoruz bu ağırlığın altında. Taşlaşıyoruz yani. Ve bütün bu taşlaşma ve ağırlık aslında şuna neden oluyor. Gösteren zinciri devinemiyor artık. Dolayısıyla ne oluyor? İşte mesela ahlaka hapsoluyoruz. Etik için bir alan kalmıyor. Değişik, değişik bir şeyi tercih etmek. Kendi arzunun sorumluluğunu almak falan filan gibi şeyler artık ortadan kalkıyor burada. Dolayısıyla böyle hafif bir portatif yapıt olarak bunu kurmasındaki kavramlardan birisi de bu aslında, romanın yapısına baktığımız. İkincisi, daha önce bahsettiğim Freud'un bilinç dışı modeli. Birinci bilinç dışı modeli burada temel alıyor. Bunu neye benzetebiliriz? Şöyle bir şey düşünün. Yatay bir örümcek ağı düşünün. Ya da işte bu şey astronomi ya da gökbilim belgesellerinde falan işte yüzeyini görürüz, böyle karelere bölünmüş falan. Sonra bunun içine birden böyle bir taş ya da bir obje bıraktığınızı düşünün ve böyle aşağı doğru hop bir ağırlık merkezi orada oluşur. Yani bükülür aslında yer zaman, ya da o örümcek ağı o ağırlık yüzünden o merkezden aşağı çeker. Biraz kara delik gibi de düşünebilirsiniz bunu. Şimdi hiç fena da bir metafor değil. Bu kavramlar, yani bu ağırlık merkezi ya da bizim göremediğimiz, yani olay ufku farkında olmadığımız, var olduğunu bile bilmediğimiz, içine girsek dışarı hiçbir bilginin çıkamayacağı, ışığın bile olmadığı, ışığın bile kaçamadığı, dolayısıyla aslında bastırılmış materyalin en dibe gömüldüğü bir yer olarak da bakabilirsiniz.
Bu başka bir açıdan bakıldığında, yani özellikle bir lingüistikteki bazı kavramlara bakıldığında, bu hakikaten de bir toposfer içinde bir topostur. Dibe çökmüş, yani yinelendikçe dibe çökmüş bir kavram var orada. Ve o kavrama doğru, yani biz o en dipteki kavramın ne olduğunu görmesek de o kavramın bağlantılı olduğu böyle iplikçikler var. Hadi. Şu an ufak teknik bir aksaklık yaşıyoruz. O yüzden Altı Hoca gelecek. Yani sonlandırmadık henüz. Biliyorum gelmiş üzgün sıra. Evet. O zaman ben yine ekran paylaşayım. Yani bu Altı Hoca'nın en son göstereceği internet sitesiydi. Yani başında göstermiş olduğumuz. Burada bu hocanın söylediği kadın isimleri içeren mesela şeyler var. Hatta demin bahsettiği Anastasia'ya bakabiliriz belki. Yani girip siz de inceleyebilirsiniz. Arkitara yorum olarak paylaştığı linklerde. Bakalım başka neler var. Bu demin bahsettiği Altı Hoca'nın üçüncü manifestasyon ismi de böyle yapılmış. Yani burada olanlar girip kendileri bakabilir. Ben şimdi yönlendirmeyeyim çünkü Altı Hoca'nın tam neleri göstermek için bu siteyi kullanacağını henüz bilmiyorum. Hoş geldiniz. Hoş bulduk tekrardan. Yani bugün inanılmaz çok teknik problem yaşıyorum. Çok özür dilerim. Tam da kendimi kaptırmış gidiyordum. Yani beni başlasın dinleyiciler lütfen. Nerede kalmıştım? Nereden itibaren kesildi? Sanırım bu Freud'un İplikler var diyordu. birinci bilinç modelini. Evet. Dolayısıyla onunla bağlantılı olarak düşünülebilir. Biz bu görünüm kara deliğin en dibini aslında bizi götüren ilintili kavramlar üzerinden oraya ulaşabiliriz. Hakikaten de psikanalizdeki çalışmadır. Yani siz travmanızın
travmanızın çekirdeğini oluşturan olaya, anıya doğrudan gidemezsiniz. Nasıl gidersiniz? Yani bu aynı zamanda Freud'un serbest çağrışım yöntemidir. Herhangi bir şeyden bahsetmeye başlarsınız. Bunu vurgular Freud özellikle. O an aklından ne geliyor? Ve bu aklınızdan o an geçen işte canım kiraz çekti diye mesela girersiniz. Derken kirazla ilgili bir şey gelir. Yardık çekirdeklerini tükürürdük. Derken bir gün babam çok kızmıştı bunu yaptığımız için. Derken işte annem şöyle demiş falan. Derken aslında sizin için hallolmamış. Aslında sizi üzmüş. O an belki söyleyemediğiniz bir şeye ulaşırsınız. Bu mesela bir basamaktır ya da bir düzlemdir. Böyle bir düzlemdeki bir sürü hallolmamış şeyleri mesela bu analizde bir noktada belki daha bir düzleme doğru bir iplikçik sarkar. Onu takip edersiniz ve birden yeni bir hallolmamış malzeme katmanına ulaşırsınız. Böyle böyle aslında sizin en temel travmanız, belki ilksel sahnemiz dediğimiz şeye doğru ulaşırsınız. Şimdi bu romanın yapısında da aslında biraz öyle bir şey görüyoruz. 11 tane bölüm var. Kitabın tam ortasında 6. bölüm var ve bu 6. bölümün tam ortasında da Bauchik kenti vardır. Ve şey gibi düşün, bölüm 1, bölüm 2, bölüm 3, bölüm 4, bölüm 5 iner. En son Bauchik'e gelirsiniz ve orada aslında çağ toplumun semptomu olan bu kentin işlevi odur ve görünmez kentlerden bahsederken aslında Calvino da bunu söyler bazı yazılarında, mesela giriş yazılarında nedenini söyleyemem der ama Bauchik'tir yani bu aslında nedeni, yani hakikaten bilinç dışı modelinin aslında tam kalbinde yer alıyor olması. Sonra oraya geçtikten sonra, yani aslında en temel probleminizle, yani temel fanteziniz ama aynı zamanda acı çekmenize neden olan semptomun kaynağına indiğiniz zaman, onunla karşı yüzleştiğiniz zaman, ondan sonra da gene adım adım aslında tekrar yüzeye doğru çıkarsınız ve o travmatik çekirdeğe bir at koyulur. Çünkü o ana kadar aslında problem şudur. O vardır ama ne olduğunu bilmezsiniz ve dile gelememiştir. Yani dilin içine katılabilmiş bir şey değildir. O yüzden sert bir çekirdeği andırır. Yani oraya gitmek istesiniz gidemezsiniz. Ama gitmek istememenizin ikinci bir nedeni şudur. Semptom öyle bir şeydir ki aslında bir uzaktır. Yani yapmayı çok istediğiniz bir şeyle onu bütünüyle dayan
öteki arasında bir ara bulma şeyidir. Yani yapmak istediğiniz zaman yasaklanan şeyin bir tür bir mesidir. Bir yanıyla acı vericidir çünkü hala istediğiniz şeyi alamıyorsunuz. Dur sen alıyorsunuzdur. Ama öbür taraftan da kısmen doyum sağladığı için de bir has kaynağıdır. O yüzden vazgeçemez. Yani sizi süründürebilir semptomunuz. Ama bir yandan da onu kaybetmek istemezsinizdir. Çünkü o aranızda kurabildiğiniz tek bağdır. Yani bir ara çözümdür. Ötekinin dolayımı üzerinden aslında sanki isteğinizi doyurabiliyor musunuz gibi bir fantezidir yani. Ve o yüzden de hani onu bırakmak istemez insanlar. Semptom için şöyle de diyebiliriz yani. Çok lezzetli ama doyurmayan bir ekmekten yemek gibi bir şey yani. Ve psikanalizin amacı da aslında semptoma olan bu bağlılığımızı ortadan kaldırmak. Fakat bu kolay bir şey değil. Bu aslında inandığımız bütün bir hikayeyi adım adım yapı sökümüne uğratıp giderek o hikayenin bizim üzerimizdeki etkisini, önemini ve en sonunda da o hikayede bizim oynadığımıza inandığımız rolü aslında yok etme işidir. Ve bu çok zor bir şeydir çünkü siz sarıldığınız bir kimliği bırakmaya davet ediliyorsunuz. Yani kim ister ki bunu yani? Artık ne bileyim futbol seven altı olma. İşte ne bileyim şöyle manyak bir koleksiyonculuk alışkanlığı olan işte altı olma. Yani bu şu an hayatı böyle yaşayıp mutlu olduğunu zanneden adam olma yani. Terk edemeyiz bu mevkileri kolay kolay. Çünkü bu semptomumuz bizi böyle özneleştirmiştir yani. Ya da ben dediğimiz şeyin bu olduğuna inanıyoruzdur. Fakat bu romanın yaptığı şey aslında böyle bir yolculuğa çıkarıyor bizi. Yani Altı Hocam. Yapı olarak. En anlardan başlayıp da onu adlandırmaya, ona bir isimlandırdıktan sonra onu artık terk edebilme seçmenin olanaklı olduğu bir kapıya bırakıyor. Yani. Şimdi ne yapacağım yani? Ne arzuluyorum? Şimdi yaşadım. Peki şimdi bu beni buraya mahkum da mesela psikanaliz tercihi bize bırakır. Yani bize sadece şunu der. Şu ister dön oraya. Yani o önüne, ama istersen de hani yeni bir şey inşa etme, bulmaya çalışabilirsin. Öyle bir şey bu. Yani bize aslında modernizm, modernlik dediğimiz şeyin arzuyu öldüren, yok eden, adım adım biz ve derdimizin ne oldu, fantezimizi aşma, sağaltımın çıkış kapısına doğru götürüyor ve en sonunda da yeni bir şey kur. İster eski bir özelliği var. Bauchi Bergama'ya gittiyseniz şeye, perge vardır böyle birbirine dolanmış iki tane ağaç vardır.
Rehbermes bir gün Bergama'ya gelirler. Tanrı'nın misafiriyiz falan derler ama hiç kimse bunları misafir ama insanlık ne hale gelmiş gibi bir serzenişte bulunur. Ve sonunda Sakir hiçbir şey yok. Bir şey bilemedim ama bu işinin sonunda da Zeus Hermes şeye karar veriyorlar. Bu kenti yakacağız biz. İçildeki Sodom ve Gomorra hikayesine benziyor. Yani bunlar kötü. Bunları biz yakacağız. Benim sesim mi yok? Yani epey geliyor değişik sesim? Geliyor. Böyle kesiliyor sonra çok hızlı peş peşe geliyor. Geliyor mu? Telefon... Geliyor ama bunu ne zaman sorduğunuzu bilmiyorum. Sanırım bayağı önce sordunuz. Nasıl şu an, iyi mi? Sanıyorum. Telefon da çok yani iyiydi ama. Yani karar veriyorlar sonuçta. Ve Bauchi'yi ve kocasını Filemon, bu ikisi ve oradan yukarıdan yani Zeus okluğunu birlikte bu kentin yanışını, yok oluşunu seyrediyorlar. Modern bireyin bir metafor olarak algılıyor. Yani biz kendimizi alıp Altuğ hocam şöyle bir öneri geldi. Acaba görüntüyü kapatıp kapatırsak sesi daha iyi alabilir miyiz diye. Eğer deneyeyim o zaman. Vallahi çok... Bir daha deneyeceğim şimdi telefonu. Bunu da kapatacağım. Şu an cep telefonundan bağlandım. Evet, buradan gayet güzel olmuştu benim. Tamam. Bunu kapatıyorum o zaman. Fakat biraz... Ben nasıl görünüyorum? Bir şeyi anlatıyordum burada. Şöyle kabloya takmak zorunda kaldım da telefonu ne olur ne olmaz. Şu an beni iyi duyabiliyor musunuz? Evet, çok güzel şu an. Tamam, okey. Şimdi burada şeyi anlatıyordum. Bu Bauchi kenti niye önemli bir şey? Çünkü burada Filemon ve Bauchi'nin hikayesi var. O da belki oraları kaçırdınız. Zeus'la Hermes bir gün Pergamon'a geliyorlar ve konuk olarak bir yerde kalmak istiyor işte. Tabii kılık değiştirmiş olarak kapıları çalıyorlar, bizi de alın, bizi de hani gece yatırın bizi, ama kimse yatırmıyor bunları, misafir etmiyor. Çok sinirleniyor bu tanrılar. Sadece Filemon ve Bauchi, böyle çok yaşlı bir çift, bunları evine misafir ediyor ama fakirler, dökülüyorlar, hani yatıracak yerleri yok, verecek yiyecekleri yok. Bu noktada Zeus şehri yok etmeye karar veriyor. Tanrılara yapılan saygısızlıktan ötürü. Biraz Sodom ve Gomorra hikayesine benziyor aslında. Sadece diyor işte bu yaşlı çiftin hayatını ben bağışlayacağım diyor ve sabah olduğunda bu yaşlı çiftle birlikte işte böyle tepeye doğru çıkıyorlar. Ve yukarıdan Zeus işte ateşleri salarken Pergamon kentine, işte Filemon'la Bauchi de bunu seyrediyorlar. Yani dünyalarının aslında yakılıp yok edilişini seyrediyorlar. Güvenli bir mesafeden tanrılarla birlikte. Şimdi bu Calvino için aslında modern insanın bir metaforu. Çünkü yani perspektif kuramını burada temel alırsak, perspektif kuramı ya da işte hani modern bireycilikle bağlantılı düşünürse, perspektif kuramı aslında ne yapar? Hani insanı merkeze koyar. Tanrı'nın hani her şeyi gören omnipotent pozisyona Tanrı'yı görür. Bütün dünya Tanrı'ya, bütün dünya insan için vardır. İnsana göre kurulmuştur. Bir biraz modern bilimi ya da modern teknolojiyi de aslında böyle bir noktaya koyar. Yani biz aslında şöyle bir şey yapıyoruz. Hani bilime, icatlara, bilmem neye güvenerek aslında içinde yaşadığımız dünyayı yok ederken sanki o dünyanın parçası değilmişiz gibi. Dünya yanarken bize bir şey olmazmış gibi. Çok tuhaf bir fantezi içinde yaşıyoruz. Bir şey olmaz bize diyoruz.
özetle söylemek gerekirse. Yani kendi elimizle yakıyoruz, kendi elimizle ısıtıyoruz. Delik açıyoruz atmosferde. Denizleri kirletiyoruz. Fakat bilim ya da işte akılcılığa dayanarak belki bütün bunları böyle aşabileceğimiz, bunların sorun olmayacağına dair bir iyimserliğimiz var. Dünya yanarken biz kaçabilirmişiz, işte Mars'a gidermişiz, koloniler kurarmışız falan filan gibi böyle. Yani bindiği dalı kesip yakan, dal çatır derken bir şey olmaz, bir şey olmaz, işte paraşüt var falan filan diyen. Ama yani o ağaçtan oluyorsun yani. Hani dünyadan oluyorsun ve bunu semptomu uğruna aslında sürdüren, yani o da nedir? Doyurmayan ekmek. Yani işte kalkınalım nereye kadar? Hani bilmiyoruz. Sonu ne bilmiyoruz. Sermaye birikimi, ne kadar sermaye birikebilir? Bunun bir sonu var mı bilmiyoruz. Bu açık uçlu bir şey zaten. Ne kadar çok birikirse biriksin. Yani bütün evreni fethetsen hala sermaye biriktirilebilecek, daha hani daha fazla sermaye elde edebileceğin bir yapısı var bunun. Yani bitmeyecek bir şey bu yani. Ve biz bu şeye, yani özellikle de belli bir sınıf kastediliyor yani bu işte burjuva, büyük sermaye. Hayır, daha bitmedi. Biz daha zevkimizi alamadık. Daha maksimum ultimate sermaye biriktirmeye gelemedik. Lütfen devam etsin. Direnmeyin. Grev yapmayın. İşte feminizm demeyin. Çevrecilik demeyin. Biz daha neler icat edeceğiz, neler satacağız, neler yapacağız, köprüler, binalar, evler, bütün denizin dibindeki altınları çıkarsa bitmiyor yani bu şey. Bu, buradaki bu semptom, ki yani herkese acı veren bir şey bu aynı zamanda. Acıdan başka bir şey üretmiyor bu yani. Bu şeyi bırakamama şeyi var yani. Kendi fantezisine bütünüyle gömülmüş. Kendi oyununa bütünüyle böyle absorbe olmuş ve ne olur bu oyun bozulmasın diye tamamen yani hayal içinde yaşayan aslında bir özne var burada. O özne mutlu olsun diye dünyayla birlikte içinde kim var kim yok yokluğa sürükleniyor. Yani öyle bir şey oluyor ki artık bu Bellatar'ın Torino atındaki gibi. Yani artık pireler bile bizi terk ediyor. Yani bu yani insan inanılmaz korkunç bir şey ya. Tamam senin olsun. Yani biz göç ediyoruz, ölüyoruz yani. Senin olsun ya, lanet olsun. Yani o kafada artık pireler bile yani. Hala bu modern özne bu oyuna doyamıyor yani. Ne olur devam etsin. Ne olur devam etsin. Bu hakikaten tam bir semptom yani. Çünkü acıdan ölüyorsun ama şu gıdım zevk için yani çıkamıyorsun ona ve dokundurtmuyorsun ona. Yerine hiçbir hikaye koymasına izin vermiyorsun. Kimliğine, kimlik sandığın ya da benlik sandığın şeye şu kadar dokunulmasına izin vermiyorsun. Uymayanı yok ediyorsun falan. Böyle bir hakikaten hastalığın çekirdeği yani burası. Ve bu romanın yapısında hakikaten bu fantezi, bu yanılsama, yani şöyle belki diyebiliriz, yani modern bireyin altına kaydığı gösterenin ona her türlü embesilliği yaptırdığı yani nokta yani romanda. Ve bu nokta yapının merkezinde yer alıyor bu roman. Bizi burayla yüzleştirdikten sonra yavaş yavaş bu fanteziyi olanaklı kılan kavramlara geçmeye başlıyor. Çok güzel bölümler şeklinde bu ayrılmış atıyorum. 6. bölüm bir takım bir fantezide saplanıp kalmayla ilgili bulunmuş kavramları anlatıyor. 7. bölüm işte bu kavramlara saplanıp kaldığımızda bizi sarmaya başlayan problemleri anlatıyor falan filan böyle gidiyor. 11. bölümde de bütün bu çözümleme geride kaldıktan sonra da peki bundan sonrası için ne var yani? Ne yapabiliriz? Bununla ilgili kavramları önümüze sürüyor.
Böyle güzel, ilginç bir yapısı var. Şimdi mesela ne demişim? Hani tematik örgü olarak baktığımızda bu romanda, bu yapı içinde belli temaların öne çıktığını görüyoruz. İşte göstergeler, ölüm, hafiflik. Her bir temayla ilgili mesela 5 tane kent var. Toplam 11 tema var. 55 kent. Böyle bir yapı var. Bir de bölümlere dağıtılacak şekilde organize edilmiş bu. Bölümlerde işte 9 tane. Her birinin bir prolog, bir girişi var. Sonra bir expose, yani problemle ilgili kavramların serimlemesinin yapıldığı ve kentlerin yer aldığı bir kısım var. Sonra da bir epilog, bir kapanış var. Her bölüm bu yapı içinde. Yani bir sütun, açılış sütunu, kapanış sütunu ve onun üstündeki plaka diyebiliriz buna yani. Ve bunun gibi 9 tane böyle sıralanıyor. Mesela direkt bir kitabın ilk bölümüne belki bakabiliriz. Burada mesela bölüm 1'in proloğuna baktığımız zaman aslında şunu görüyoruz. Hayal kırıklığına uğramış, arzusunu yitirmiş, imparatorluğunu hani kurduğu o kocaman şey, yani boş gözlerle bakan bir Kubilay Han görüyoruz. Yani bir bakıma bir analiz artık isteyecek kıvama gelmiş bir hasta görüyoruz bir bakıma. Aynı zaman işte günümüz öznesini, günümüz hükümdarını da aslında ifade eden, günümüz imparatorunu anlam bulamıyor yani inşa ettiği bütün bu şeyde. Dönüyor yani, çalışıyor hala, dönüyor dükkan, ama ne için yani? Niye kurdum ben bunu? Ve o noktada aslında Marco Polo ile karşılaşıyor. Bir gezgin, uzaktan bir yerden gelmiş onun imparatorluğuna ve bir sürü danışmanı var Kubilay Han'ın, ama Marco Polo onlar için de çok farklı bir dille dikkat çekiyor. Bu dil de aslında psikanalizin dili bir bakıma. Yani psikanalizin dilden anladığı şey. O da nedir? Çokluk. Yeni anlamlar için bir olanak alanının açılması. Ve Marco ve Kubilay Han bu encounter'da, bu karşılaşmada belki kendisi için cevap olabilecek bir ışık görüyor yani. Belki yani herkes bana bir şeyler söylüyor. İşte şu kadar buğday ürettik, şurayı yağmaladık, şu geldi, ama bu herif başka bir şey yapıyor yani. Bana kıltıyı getiriyor, bana değişik hikayeler anlatıyor. Bir şey var yani burada. Ne yapıyor yani bu adam? Evet, yine teknik bir sorun yaşıyoruz. Tek başıma kaldım. Hocam? Evet. Duyuyor musunuz şu an beni?
Evet. Sıkıntı var mı? Şu an yok gibi görünüyor. Zaten bitirmeye yaklaşık 2 saat oldu neredeyse. Şeyi anlatıyordum yani bu bir bölümün nasıl yapılandığını. Bu mesela bu prologda şeyi anlıyoruz. Burada hakikaten sağlık, aslında sağlığına ihtiyaç duyan bir hasta var yani. Sonra bu onun analistiyle belki ilk karşılaşması ve analisti aslında ne yapıyor ona birinci bölümde aslında psikanalizin dil bilimin bir takım temel kavramlarını anlatıyor. Mesela Biomira kenti aslında Lacan'ın anladığı anlamda doğum ve anne kavramını ele alıyor. Ya da özne şöyle bir şeydir. Daha o dünyaya gelmeden aslında onun yeri hazırlanmıştır yani toplum içinde. Herkes aşağı yukarı onunla ilgili bir takım bilgilere sahiptir. Ya, yani şimdiden daha o ağacın nasıl eğileceği konusunda bir fikir vardır. Ve doğduğumuz zaman biz aslında belli bir gösterinin altına kayacak şekilde şimdiden bizimle ilgili hayaller, planlar falan yapılmıştır. Dolayısıyla birinci kent mesela bunu anlatır. İkinci kent mesela öteki kavramını anlatır. Bizim içine doğduğumuz dünyada şimdiden kurulu bir toplumsal düzen vardır, kurumlar vardır. Özgürlükle belirlenim arasında bir gerilim ve ilişki kuran bir takım düzenlemeler vardır. İşte mesela özne olmak, özne nasıl olunur yani bu Anastasia kentinde mesela anlatılır. Yani aslında özne olabilmemiz için ben denen şeyi geride bırakıp öldürmemiz gerekiyor. Yani bir bakıma özne olarak yeniden doğarız ama onun içine doğduğumuz an aslında bir bastırmayla ve dilin yabancılaştırıcı şeyle gireriz biz ona. Ve ondan sonra ortaya çıkan o yeni şey hiçbir zaman eskisi gibi olmaz. Dil öncesi durumuna dönemez bir daha. Efendime söyleyeyim bastırması yüzünden aslında bilinç dışı oluşmuştur onda ve bilinç dışı oluştuğu için de aslında arzu dediğimiz bir şeyden canı yanmaya başlar. Ve arzu öyle tuhaf bir şeydir ki yani biz bir şeyi kovalarız ama onun doymaması gerekir. Yani arzu gerçekleştirilmemek üzere var olan bir şeydir. Arzu işte deviate eder yani nedir? Niyetlenilen şeyin hep uzağına düşer. Bir şeye karar vermişken hep ikincisi, üçüncüsü önümüze çıkar falan. Yani dolayısıyla biz artık arzu sürecine girmiş, bir böyle yarılmış bir özne olarak varız. Şimdi mesela dilin bir takım katmanlarını tarif eder kentlerde gene. Tamara mesela simgesel ya da sembolik düzendir. Zaira mesela gösterenler ya da anlam birimlerinin olduğu şeydir. Mesela eklemlenme zincirini anlatır bir kent. Bir başka bir kent işte anlamlandırma dediğimiz şeyi anlatır. Dolayısıyla aslında dil ve özne ilişkisini yani psikanalistlerin anladığı anlamda özne kavramını bize anlatarak başlar roman. Bu 10 kentte bize temel öznellik nedir, nasıl oluşurla ilgili temel bilgileri verdikten sonra da bu sefer şeye geçer. Epilogda bir ilk toparlanma yaşanır. Yani ne olur? Ha der Kubilay, vay demek böyle bir şey var yani, harika. E tamam der, ben bunu izlersem o zaman gene eski halime kavuşurum. Gene hani bir cevap bu yani, harika. Fakat Kubilay Marco Polo'nu tam o konuda uyarır aslında, yok der. Yani aslında hiçbir zaman bir yeni bir dil de olsa o dilin tekrar hizmetine girmekten kurtulamazsın. Yani gene kurtardım dersin ama amblemler arasında bir amblem olursun sadece. Yani burada şuna işaret ediyor. O kendiyle özdeş ben aslında yoktur, onu artık unut. Şu vardır, özneler arası bir ağda üst belirlenim içinde
kendine bir konum bulduğunu sanan bir şey var. Zaten sadece ve bu çok temel bir insanlık durumudur. Yani bir kere bunu anlayıp kavramak gerekiyor. Bundan sonraki adımlar. Ondan sonraki adımlara geçer. Yani işte anlam, mesela ikinci bölüm anlamın çeşitli boyutlarıyla ilgilidir. Karar verilemez. Mesela Derrida'cı bir kavram kullanılır bir tane. İşte dil oyunları kavramı çıkar karşımıza falan filan. Böyle her bölüm epilog, prologda bir problemi ortaya atar. Kentlerde o problemle ilgili temel kavramları ortaya koyar ve epilogda da bunları bir sonuca bağlar. Dolayısıyla böyle bir bölüm yapısı olduğunu söyleyebiliriz. Yani bir örnek kentten aslında biraz bahsettim zaten. İpazya ya da Haifa Eşya kenti. Biraz mantığını anlattım. Yani kavramı kenti betimlerken aslında öyle şeyler anlatıyor ki biz orada aslında bir kavramı tanıyabiliyoruz onun içinde ve doğrulamasında çoğu zaman kente verilen ismin etimolojisini takip ettiğimiz zaman genelde bunu mesela şuradan takip edebiliyoruz. Yani işte ipuçları var. Bir doğum anı aslında tarif ediliyor. İşte ah diye çığlık, işte 9. ayda ah diye çığlık atan bir kadın, yani doğum için bir referans. Fakat Diomira'ya baktığımız zaman şunu görüyoruz. Yani bu şu demek: yerleşimin en önemli kadını. Yerleşimin en önemli kadını her zaman annedir yani ve çok temel bir kavramdır mesela Lacan'cı psikanalizde. Anne derken yani illa kadından, biyolojik olarak kadından bahsetmiyoruz. O motherer der, yani erkek de bakımınızı üstlenen demektir. Ama bu zaten sizin için planları olan, sizi şimdiden bekleyen ve sizin içine gireceğiniz kabuğu sizin için hazırlayan birisidir. Yani bunun gibi her kenti aslında çözümleyebilirsiniz. Ben bunu kısmen yapabildim. Yani birkaç senedir aslında çalışıyorum bu romanı. Birkaç bölümü detaylı yazabildim. Birkaç kenti çok detaylı bir şekilde çözümleyebildim. Eğer bu sizinle paylaştığım bloğa bakarsanız orada hani bunu nasıl denediğimi görebilirsiniz. Bayağı cümle cümle analiz ediyorum orada romanı. Yani eğer bu romanı bu şekilde okumaya istekli olursanız ya da bu perspektifin nereye gideceğini merak ederseniz o Third Manifestation law'unu kurcalamanızı isterim. Açıkçası 1 ve 2. bölümlerde biraz materyal var ama geri kalan 7 bölüm hala çok iş var yani. Hiç bitirecek miyim bugün, ondan da emin değilim açıkçası, ama yani en azından bir perspektif yani sunuyor. Şimdi 2 saate geldik, zaten yavaştan bitirsek iyi olur. Yani bu romanın bugünkü anlamı nedir? Yani şimdi 1972'de yazılmış bir roman. Fakat aslında bahsedilen her şeyin, orada dile getirilen her problemin, bakın bunlar olacak, hatta şimdiden şunların içindeyiz denen her şeyin hakikaten bugün bizim için hala arttırılmış bir şekilde çok temel yaşamsal problemler olduğunu görüyoruz. Yani nüfus artışından tutun, çevre kirliliği, felaketler, kentleşme, aklınıza ne geliyorsa yani bugün herhangi bir bugünkü dünyayı eleştirel bir süzgeçten geçirdiğimiz zaman önümüze gelen, aklımıza gelebilecek bütün problemleri burada gene listelemiş. Onun dışında yani bir siyasi olarak ya da siyasi ve toplumsal ufuk olarak hala bir kısıtlama içinde olmamız, ki yani işte
feminizm, çevrecilik, sosyalizm gibi akımların aslında bir şekilde mesela kültürel yaşama kavramsal olarak daha çok girmiş olsa da yani bugün mesela kadın haklarını artık böyle tartışmalı hale getiremezsiniz. Bu bir şeydir yani. Vardır ve yani bunun tersini bir şey savunamazsınız ya da bana ne hani çevreden diyemezsiniz. Yani artık öyle bir dünyada değiliz. Bazı işte mesela insan hakları şu hani bunları normalde tartışamazsınız zaten. Birer kazanıma yani dönüşmüştür. Ama buna rağmen yani gene de sistemin aslında eski işleyişinde bir ısrarı var yeni bir görünüm altında. Mesela roman aslında hala bugün bizim için can alıcı olan bir problemi, bir problemler silsilesini. Bundan yani 50 yıl önce neredeyse, 48 yıl önce. Bugün hala eleştirel teorinin el üstünde tuttuğu kavramlarla örüp tartışmış çok önemli bir yapıt. Bir bakıma ben şöyle bir şeye de benzetiyorum. Yani ilerlemeciliğe karşı tutumu açısından. Yani İtalyanlar şey için de meşhur. Yani bu fütürist akım işte wow ilerliyoruz harika teknoloji bang bang makina sesi bayılıyorum. Makinalı tüfek sesi harika bir şey. Bu Marinetti falan böyle klasik fütüristlerin bu teknoloji ve ilerleme adına her şeyi böyle yüceltmesi İtalyanlarda var. Burada mesela şöyle bir şey de görüyoruz. Hani bu o 1910'lardaki fütürizmi de İtalyan fütürizmini de böyle ters yüz eden aslında ilerlemeciliğin yerine aslında radikal demokrasi, sürekli devrim fikrini koyan bir tür bir gelecek bilim çalışması olduğunu da söyleyebiliyoruz ve burada bizim için hani önerilen temel formüllere bakıldığı zaman aslında hala böyle klasik bir beşli görüyoruz. Yani Marksizmi koyuyor oraya. Yani onsuz olmaz diyor yani. Çözemeyiz yani. Bu şu ana ait sorunları ya da moderniteye ait sorunları o olmadan çözemeyiz diyor. Öte yandan psikanalizi gene oraya koyuyor. Yani fantezimizden arınıp ahlaklı değil etikle yönetilen insanların arzularının sorumluluğunu almayı öğrenebildiği bir duruma geçebildikleri bir şey ikinci bir bileşen olarak koyuyor önümüze. Kopya çekiyorum şu an. Feminizm, yeşil hareket ya da yeşil politika ve en sonda bir bakıma belki anarşizm başlığı altında da toplayabileceğimiz. Ama biraz daha böyle Ursula Le Guin'in anladığı anlamda belki bir anarşizm. Yani dayanışmanın gönüllülük esaslı hala var olduğu ve insanların çok loose bir şekilde de olsa, belki sıkı da olsa örgütlendiği ama yatay hiyerarşinin olmadığı. Ve her türlü iktidar öbeğinin ya da taşlaşmanın ya da öz atfetmenin daha kaynağında yakalanıp yok edildiği. Çünkü bu Ursula Le Guin bunu Mülksüzler romanında bize çok güzel gösterir. Yani anarşist bir toplumdur ama bir süre sonra bazı anarşistler ya bu hiç bize benzemiyor. Bu nasıl anarşist? Bunu öldürelim demeye başlıyor. Yani tam anarşizmin yani tam tersi bir yani anarşizm bile bir iktidara hani sıfır iktidar iddiasıyla öne çıkan bir şey bile bir noktada dikkatsiz olduğunu bir iktidar olduğunu ve bir ölçüt olduğunu aslında iddia edebilir yani ve bu her zaman için çokluk pahasına olan bir şeydir. Yani farklılık ve çokluk pahasına olan bir şeydir. Ve bu yüzden de hani daha çok Le Guin'ci diyebileceğim bir anarşizmi. Özellikle de yani şunun göz önünde tutulduğu. Yani biz içimizden bir kişi bile bundan acı çekecek olursa
bir şeye adım atmaya hazır mıyız? Le Guin çok güzel bir hikaye anlatır. Bir köy vardır ve birisi gelir ve der ki bu köylülere, eğer bir çocuğa, bu köyden bir çocuğa benim bir gün boyunca istediğim işkenceyi yapmama izin verirseniz hepinizi zengin edeceğim. Ve burada köylüler bunu tartışır. Yani bu çocuğa işkence edilmesine izin vermeli miyiz? Bak, hepimizin kurtuluşu olacak. Yani. Feda edelim mi onu? Bu da bizim için şu soru. Yani birimize bile bir şey olsa biz bu düzene devam etmek istiyor muyuz yani? Yani bu düzen sürsün. Altoya da mal olsa, denize de mal olsa bunu sürdüreceğiz. Düzen daha önemli. Bunu göze alacak mıyız yani? Burcu'yu kaybetmemizi, denizi kaybetmemizi, buna mal olsun mu yani? O noktada da belki de şunu dememiz gerekiyor. Hayır yani. Biz bu denize mal olacaksa, Altoya mal olacak, Burcu'ya mal olacaksa biz bunda yokuz yani. Başka bir şey bulun. Bizden birine mal olmayacak bir formülde ilerlemeliyiz hayatta. Yani. Böyle bir dayanışma şekli de aslında tanımlanıyor romanda. Bu böyle bir bilinç. Tüm bu söylediklerimle bağlantılı bir bilinci de aslında Calvino burada sürekli devrim kavramını görüyor. Yani kavramların sürekli yenilenmesi, donmaya başladıkları yerde bunun tekrar açılmaları, yani çağrışım zincirinin devrilmesi, anlam zincirinin sürekli devrilmesi, bir anlamın bir yere lengerlemesine izin verilmemesi, işte kadın şudur denmemesi, erkek şudur denmemesi, devlet şudur denmemesi, Türk şudur denmemesi, işte Müslüman şudur denmemesi. Yani bütün bu sıfatların birer özmüş gibi bize yapışıp bizi hareketsiz kılmasına izin verilmemesi, ki buna şey de dair, devrim kavramının kendisine de dair. Yani devrim şudur demeye başladığınız an aslında başka devrimci olanakları da sınırlandırmaya başlıyorsunuz kendi devrimci formülümüz çerçevesinde. Ve yani orası sorun hep çokluk falan. Şimdi burada hani bu sürekli devrim ve tabii bütün bu saydığım şeyler, yani psikanaliz, Marksizm, anarşizm, yeşil hareket, feminizm, bunları bugün işte ırkçılık karşıtlığı, belki bütün bunları bugün bir arada düşündüğümüzde hakikaten hani radikal demokrasi kavramına da bir şekilde geliyoruz. Yani belki bu Chantal Mouffe'la Laclau'nun işte 90'larda formüle ettiği şekilde genişlemiş, tırnak içinde solcudan daha fazlasını kapsayan, sadece altyapı ve determinizmle belirlenmiş bir dünyadan daha fazlasını görebilen bir eleştirel teorinin aslında burada bize aksaklıklar peşimizi bırakmadı bu yayın. Geri geldi sanırım galiba, değil mi? Dondu diye Evet, donduğu geldi anda şu an.
Yani şeyi anlatıyordum. Nerede onu da hatırlamıyorum ama hani oyunlardan hiç bahsetmiyorum. Radikal demokrasi diyordunuz. Yani oyunla nereye bağlanıyor? Evet. Oyuna bu nereden bağlanıyor? Aslında şurada bağlanıyor. Şimdi oyun tanımına bakacak olursak ki bu tanımlardan birini yapan aslında Johan Huizinga'dır. Huizinga. Hollandalı kültür tarihçisi. Ve işin ilginç noktası da şu. Calvino aslında üniversitedeki bitirme tezini yani edebiyat bölümünü bitirirken Huizinga üstüne bir şey yazıyor. Huizinga'yı biliyor. Dolayısıyla onun oyun Homo Ludens kitabını falan biliyor yani. Bir tezi daha var. Bu karanlığın Joseph Conrad üstüne bir de bir gene bir tezi var. Bir de Huizinga'yı çalışmış. Daha öğrenciyken yani. Dolayısıyla Homo Ludens işte bu Orta Çağ üstüne Huizinga'nın yazdığı kitapları falan bilen bir adam. Şimdi burada oyunla ilgili aslında şöyle bir şey vardır. Birincisi yani oyun adildir. Kuralları herkes için geçerlidir. Oyun zorunlu bir şey değildir. Yani kimse oynamak istemiyorsa oynamaya mecbur edilemez. Dolayısıyla katılıp katılmayacağınız size kalmış bir şeydir. Kadınlık oyunu, erkeklik oyunu, milliyetçilik oyunu, din oyunu yani istemiyorum dediğinizde zorlanmamanız gerekiyor. Oyun eğer oyunculuğu merkeze alıyorsa. İşte adil olması, işte kurallar herkes için geçerli ve aynı zamanda şöyle, kuralların adil olmasından şunu da anlıyoruz. Bir oyun önümüze ancak çözebileceğimiz problemler koyar. Yani siz damayı kazanabileceğiniz için o dama oyunu vardır. Hiç kazanılamayacak bir oyun oynamazsınız. Yani Marx'ın deyişi gibi. Yani insanlık önüne sadece çözebileceği problemler koyar. Siz zaten çözülemeyecek bir oyuna zorunlu şekilde itildiğiniz zaman aslında bu oyun olmaktan çıkar ve Huizinga'nın ne derler onu altını yaktığı şey de aslında bu Homo Ludens'te. Oyunculuk kültürdeki oyun ögesi artık yok oldu modernite. Gönüllülüğün yerine zorunluluk geldi. Adil oyun yerine işte kaybetmeye zorlandığımız bir oyunun içine itiliyoruz. Ve bütün bunlar açısından bakıldığında radikal demokrasi, sürekli devrim fikri, bütün bunlar bir arada baktığımızda aslında şununla da ilgili bir şey söylüyor bize. Yani kültüre oyun ögesinin tekrar geri dönmesi gerekiyor. Kimliklerin birer öz gibi değil, geçici olarak aldığımız duruşlar, postürler olarak görülmesi gerekiyor. Bunlar girilebilir, çıkılabilir şeyler olarak görülmesi gerekiyor ve en önemlisi yani oyunlar faydacı değildir. Oyunlarda gerçekten zarar görmezsiniz. Yani bir oyun mesela bir oyunda ölebiliyorsanız aslında bir oyun değildir gene. Yani mesela Huizinga'nın yani rulet mesela şey ruleti, Rus ruleti bir oyun değildir. Çünkü gerçekten zarar görebilirsiniz orada. Normalde oyunlar sembolik düzlemde kalır ve size kimseye zarar vermez yani. Üzerine uzlaşılmış belki bir zarar olabilir ama mesela hayata mal olmaz. Çok sakat da şuna buna mal olmaz yani normalde. Bu mesela şeyde de vardır bu Kalloa'da gene Fransız sosyoloji, Marcel Mauss geleneğinden falan gelen. Onlar mesela hani oyunun ne olduğunu çok güzel tarif ediyorlar. Hatta bizde de var o. Biz sürgün edilmiş şey vardır. Pertevnaili Boratav vardır. Fransa'ya gitti falan. O mesela bayağı bir çok iyi bir kültür tarihçisi ve bilimcisidir ama mesela kendi oyun kuramı da vardır onun. Bayağı yayınlarda falan geçer ama bizde pek bilinmez. Mesela orada bu şeyi ögesi yani oyunculuk, kültür içindeki oyun ögesi ve onun barışla, zorbalıktan uzak bir yaşam tarzıyla ilişkisi sürekli vurgulanır. Ve ben Calvino'nun da bu romanda bir bakıma aslında bu oyunculuğu, oyun ögesini
Pardon. Hapşıramadım. Bu oyun ögesinin İyi savunduğunu yaşayın. çok teşekkürler. Daha hapşıramadım ama her an yoklayabilir tekrar. Bu oyun ögesini savunduğunu, yani bu oyun ögesinin tekrar kültüre kazandırılması gerektiğini savunduğunu düşünüyorum. Ve bunu aslında şunda da görüyorum yani. Bu romanın kendisi de böyle bir oyuncu, bir manifesto. Yani gizlice Borges'le bir diyaloğa girilmesi, oradaki üstü örtük şakalaşma, Borges'in edebi şakasını sürdürmesi öyle. Bütün bu bütün romanın bir bakıma öyle titreşen bir anlam oyunu olarak kurgulanması, bir baştan aşağı düş işlemi. Yani sizin orada her cümleyi aslında alıp bu ne demek şimdi diye hakikaten yorumlanmanız gerekiyor. Yani bir puzzle koyuyor yani önünüze ve diyor ki yani çöz cümle cümle nereye yolladım seni ve siz o parçaları bulup birleştirdiğiniz zaman aa dil oyunları kavramı falan diyorsunuz. Yani roman bir bütün olarak aslında oyunculuğa ilişkin bir tür bir manifesto, bir çağrı yani ve belki hayat dediğimiz bu şeyi biraz daha oyuncu bir bakış açısından ele almamız gerektiğine bir dair bir çağrı. Yani geleceğe ilişkin öneriler arasında bunun da olduğunu söyleyebiliriz. Yani oyuncul da olmamız gerekiyor. Bunları bütün bu self-inflicted yani kendimize verdiğimiz, kendimizi içine soktuğumuz bu hayali kavram, kendimize musallat ettiğimiz bu hayali kavramları biz gerçek zannedip yaşamaya devam edersek kendimizi öldüreceğiz yani. O yüzden hani bunların sadece birer oyun olduğunu ve bunlardan çıkılabileceğini, yerine başka oyunlar, değişik oyunlar kullanılabileceğini kabul etmemiz gerekiyordu diyor yani. Özetle. Evet yani bence bu kadar yeter. 2 saat 15 dakika oldu. İnsanlar herhalde yoruldu, bayılmak üzere. Benim de ne çenem varmış maşallah. Yani böyle çok teşekkür ediyorum öncelikle. Hocam öncelikle ben çok teşekkür ederim. Gerçekten hani bu kadar bir de teknik aksaklığa rağmen de hiç konsantrasyonunuzun bozulmaması ve kaldığınız yerden direkt devam etmeniz. Böyle platform araçlar arası gidip geliyorsunuz ve anında devam ediyorsunuz. O da böyle değişik oldu. Bir de yani şu an gerçekten böyle soru Evet. sorabilmeyi çok isterdim. Ama hani bu söyledikleriniz hani o kadar böyle görünmeyen bağları göz önüne serici şeylerden bahsettiniz ki bunları sindirmeden yani şu an ne desem inanılmaz yüzeysel kalacak muhtemelen. Hani epey bir sindirme süresine ihtiyacım var ya da hepimizin muhtemelen öyledir. Öyle düşünüyorum. Mesela ben bize de dediğiniz proje 1'de okutmuşlardı bu kitabı. Hepimizin bir bölümü vardı. Hani ta 7 yıl önce yani ilk mimarlık fakültesi ilk ders. Hani onun bizde maket yapmalı bir proje vardı ve hani şu an böyle dediklerinizden sonra bunları sindirdikten sonra yeni bir gözle okumak da çok keyifli olacak. Bir de İTÜ Kitap Kulübü yazmış. Biz de geçen hafta okuyup tartıştık bu kitabı diye. Bence onlar için de böyle epey hani hoş olmuştur diye düşünüyorum. Sevindim. Evet, Ne şimdi diyecektim? gördüm. Bir de bu Homo Ludens'te demin şey dediniz ya bu aslında kazanma koşulu yani kazanma ihtimali herhangi bir win condition tanımlanmamış bir şeyin aslında oynanmayacağına dair. Acaba şey düşündüm böyle bu kaç yılından bir kitap tam hatırlamıyorum Homo Ludens ama aslında şu an acaba yaşıyor olsaydı tüm bu açık dünya oyunlar işte GTA'la hiçbir win condition'ı barındırmayıp sadece o deneyimi yaşandığı hani böyle yeniden yeni bir gözle acaba nasıl olurdu hani şu an yaşayıp da yazsaydı bunu demek istiyordum. Bir de bu demin oy verme hani birini mal etmek bir şeye işte kurban etmek diye tartışmalarında şey geldi aklıma. Çok sınırlı yerde de olsa böyle ismini hatırlamıyorum. Kulağa da çok fonetik gelen bir ismi vardı bu oylama biçiminin. Hani yine böyle çoğunluğun azınlığa bir tahakküm kurduğu değil de bir kişi bile hani 1.000 kişilik bir toplumda bir kişi bile onu istemiyor olsa bir ikna yöntemiyle hani o bir kişi de 1.000 kişiyi ikna edebilir. 1.000 kişi de bir kişi ama herkesin rızasının olduğu hale getirildiği bir sistem vardı. İsmini unuttum işte. İsmi çok güzeldi. Hani böyle bazı camia demeyeyim de böyle topluluklarda hani yine çoğunluk öyle istiyor değil de herkesin rızası alınana kadar sohbet sürüyor yani neden istemediğini karşılıklı ikna Evet, etmeyle. anladım.
Evet, yani işte müzakere temelli bir şey ya. Yoksa yani bunun tam tersi, işte bu cancel culture dediğimiz şey yani, aman gitsin, aman tutsun. Ya da mesela işte baktığınız zaman Survivor falan, bunun tam tersi yani. Yani hep böyle birisini aman postalayalım, zayıf halka, işte sen git, seni istemiyoruz. Bir tane insanlara oylatmak. Şey gibi yani, kolezyumda gibi böyle gladyatörler dövüşüyor, sonra biz böyle ya da yani böyle yapıyoruz yani gibi bir şey var orada. Yani Huizinga, yani tabii şöyle, şimdi Huizinga, Kalloa falan gibi adamlar, bunlar kültür tarihçileri ve aslında biraz modernitenin, özellikle işte ulus devlet falan, onun daha böyle steril kavramlarıyla da dertleri olan adamlar. Mesela oyun kavramları aslında çok saf, çok daha antropolojik diyebileceğimiz bir oyun kavramları var. Mesela şöyle diyeyim, GTA, multiplayer, online oyunlar falan, sırf bu oyunlar para karşılığı satıldığı için, yani bir mediator üzerinden kişiler buna ulaşabildiği için bile ona oyun demezlerdi mesela. Yani bunlar oyun görünümlü ürünler derlerdi. Yani oyun, yani oyun kavramları onlar, oyun kavramı onlar için çok daha kültürden beslenen bir şey yani. Belli bir tüketim formatından beslenen bir şey değil. Yani mesela Clifford Geertz var. O hani şey, horoz dövüşünü mesela inceler yani. Ama onun mesela kültürel ya da antropolojik anlamıyla aslında ilgilenir. Ya da mesela futbol bir oyun olarak belki bir anlam dünyasına sahip. Ama mesela bir federasyonun yönettiği bir Premier League futbol silsilesine baktığınız zaman o daha başka bir şey. Mesela kurumsallaşmış oyun. Bunu mesela Kalloa'da şöyle görürsünüz. O mesela Paideia ile Ludus arasında bir ayrım yapar. Paideia çocuğun serbest oyunudur. Ludus ise organize, yani bir kurumun organize ettiği oyundur. Mesela Platon'u eleştirenler arasında bazıları şeyi söyler. Platon çünkü şöyle bir şey diyor. Kendi başına oynayan çocuk zararlı bir şeydir polis için, yani şehir devlet için. Bir noktada o çocuğu alıp daha organize oyunlara dahil edip arkadaşlarıyla birlikte işte kompetitif oyunlara falan katmak gerekiyor. Yoksa yani işte başımıza it olur, uğursuz olur. Yani hakikaten o düzeyde yani bunu neredeyse ifade ediyor. Hatta yani şey, işte erkek olamayacağını, yani kadından zaten bahsetmiyorlar ama hani işte cinsel kimlik olarak da istenen şeye gelemeyeceğini falan söylüyorlar, söylüyor. Dolayısıyla hani Platon'da bile aslında biz bu şeyi görüyoruz. Hani bir tür doğal diyebileceğimiz oyunun, yani kişinin içinden bir şeyi dünyanın nesneleriyle deneme yapmak anlamında oyun sürecindeyken onu oradan alıp organize edilmiş, belli hedefleri tanımlanmış, rekabete dayalı falan bir oyunun içine atmak. Bu şöyle de ilginç bir şey. Yani oyunun bir bireysel bir de kamusallaşmış bir halinden belki bahsedebiliriz. Ki mesela tiyatro, agon, işte kamu meydanı, agora, bunların hepsi aslında ago diye bir mesela bir sözcükten gelir. Ve bir şeyle bağlantılı, yani etimolojik olarak aslında bağ kurma, bağlanma, bir yerin içine yerleştirilme gibi bir fiilden, bir kavramdan türetilmiş bir şey bu. Dolayısıyla oyunun kamusallaşması ya da kamuya ait ya da bir şekilde bir iktidarın diyelim atadığı kuralların bize oyun olarak sunulması şeyden daha farklı bir şey. Bir kişinin serbest çağrışımla kendi oyunlarını oynaması arasında aslında bir fark var yani. Birisinde daha biçimlenmemişizdir ve bir çokluk taşırız içimizde. O çokluğun değişik boyutlarını keşfediyoruzdur. Ama öbür tarafta o çokluğu bir teklik
uğruna terk etmemiz, o çokluğu artık düşünmememiz falan istenir. Bunu şeyde de görürüz gene, yani çokluk fitne demek yani. Oyun şey, tek anlamı bozan bir şey olarak da bakılır. Çift anlamlılık sevilmez. Mesela bunu şundan, mesela sembol sözcüğü, simbolon, aslında küre, yani tek bir küre, tek parça bir küre sözcüğünden gelme. Diabolon, diablo, şeytan, fitne de aslında diabolon sözcüğünden, yani bölünmüş küre sözcüğünden gelir. Yani çift anlamlılık, çok anlamlılık, karar verilemezlik, bunları istemiyor iktidar. Bu demek. Bu böyle söyleyeceksin, buna inanacaksın, bunu yapacaksın. Şimdi tabii bu kültür bilimcileri bunu bir problem olarak görüyor. Hatta şöyle soruyorlar, yani bir kültürde nasıl oluyor da yani bu bir kural haline geliyor ve herkes buna uyuyor ve bu insanların nasıl kaderi oluyor? Hani tabu diye bir şey var, totem diye bir şey var falan, hani bunlara bakıyorlar. Dolayısıyla biz bunların belki daha modern hallerini çözümlemek, anlamak zorundayız ve bu izinga büyük ihtimalle yani gene bu minvalde bakardı diye düşünüyorum. Tabii şimdi durum daha farklı, yani kültürel antropoloji bölümleri falan gene hani eleştirel teorinin aslında çok güçlü kalabildiği yerler. Ama biraz kurum olarak üniversitelerin de belki biraz daha mainstream yöne doğru gittiğini, biraz da bir üniversitenin nasıl finanse edildiği, üniversitelerin sahiplik ilişkilerindeki değişimle falan da bağlantı var. Aslında bu eleştirel kuramlar için bir yer, bir yuva giderek azalıyor. Onun yerine işte ne bileyim devletin araştırma fonlarını üniversiteye getirmek, işte Ar-Ge falan filan, yani bu işin eleştirel kısmının dışarıda bırakılıp işte adına üniversite sanayi işbirliği dendiği falan şeylerin de çok öne çıkmasıyla birlikte, hani üniversitelerde de bu tarz belki tartışmalar için bir alan kalmamaya başlıyor. Yani belki Huizinga çizgisini belki sürdüremezdi. Çünkü Huizinga'ya iş verilmezdi. Çok dinozor bu diye. bir ihtimal. Ya da işte vitrin hoca olurdu, yani işte İlber Ortaylı gibi falan böyle. Yani konuşuyor ama işte yani deli bakmayın falan belki. Hani öyle bir şekilde yani hem çok saygı duyulan ama bir yandan da onun dediğine göre hani zaten yaşamaz kimse. Çünkü hani hayatın gerçekleri var yani. Belki öyle mahsedilirdi yani bu şey için. Yani bilmiyorum, benim için biraz karışık belki konular. Ama böyle görüyorum yani bu meseleyi. Başka sorusu olan var mı acaba? Ya da bir şey yanıtlayabileceğim bir şey varsa? Yok sanıyorum. 12 kızgın adam vardı demiş Barışcan. Ben de onun hani şey anlamında dedim aslında. Hani artık günlük hani hayat pratiği içinde de bu oylama sistemini görüyoruz anlamında. Tabii ki o hani bayağı kültür bir örnek de hani sadece o örneği vermek yerine artık epey hani bu hayatımızın içinde de o bir kişinin ikna edilene kadar o çoğunluğun azınlığı baskılamaması hali görünüyor galiba. Yani ister misiniz yoksa toparlayalım mı? Neyse yani blogumda e-mail adresim var. Yani bu konuyu tartışmak isteyen olursa ya da ne bileyim bir gün hani bir üniversite, bir mimarlık bölümünün falan stüdyosuna davet etmek isterseniz seve seve gelirim. Gerçekten çok sevdiğim bir şey mimarlık. Hiç yapmadım yani hayatımda, yaptığım bildiğim bir şey değil. Ama hani hakkında okumayı sevdiğim, bazı mimari kuramcıları falan çok sevdiğim bir alan ve oyun geliştirmede özellikle bu prototip yapma kısmında, stüdyoda yapılan maket işleri falan bizim için çok önemli oluyor yani. Genel olarak da tasarım alanı, hani ortak alan olarak tasarımı da barındırdığı için benim için güzel bir şey. Yani gene Calvino temelinde belki bir şey yapılabilir. Yani her türlü iletişim
görüşme, sunum, konuşma ya da birlikte bir workshop yapma yani bu kitap üzerine. Böyle şeylere de açık olduğunu söylemek isterim. Benim için keyif ve zevk olur. Herkese çok teşekkür ediyorum. 150 dakika dayandınız. Nuri Bilge Ceylan filmi gibi vallahi sürdü yani. Biraz uzun sürdü ama umarım katılmaya ve dinlemeye değmiştir diye hissediyorsunuz. Ben size çok teşekkür etmek istiyorum davetiniz için. Gerçekten benim için çok özel bir önemi var yani burada olabilmenin. Çok sağ olun tekrardan. Biz çok teşekkür ederiz Altı Hocam. Ben şeyi de çok istiyordum, bu web sitesini birlikte kurcalamayı. Ama maalesef vakti bayağı geçtik. Çünkü hani bu sitenin tam nasıl okunabileceğini falan da böyle anlatmanızı çok isterdik. Hani böyle giren kişi nasıl bir gözle nerelere bakmalı diye. Ama onu artık kurcalayıp size mail yoluyla ulaşabilirler. Veya hani belki kurcalayınca daha zevkli olur hatta. Hani böyle bir yönlendirme yapmamızla ziyade. Evet. Kendileri hani evet kendilerini keşfedebilirler. Belki bir yerleri doldurmak isteyen çıkabilir. Yani böyle işbirliklerini de açın. Çünkü benim sürekli bu blog üstüne çalışacak vaktim olmuyor. Yani bir kentle ilgili yorumlar eklenebilir falan. Yani bu tip eklemelere, işbirliklerine tamamen açığım yani. Onu da söyleyebilirim. Şey gibi görmem yani benim projem. O havada değilim yani. Keşke hani birileriyle birlikte bunu yürütebilsek, genişletebilsek. Wikipedia gibi bir şey olsa hani şey, görünmez kentler, pedia falan gibi bir şey olabilse çok memnun olurum. İletişim kurmak isteyeni bekliyorum. Çok teşekkürler tekrardan. Tekrar çok sevgiler, teşekkür ederiz saygılar. Gerçekten. Vaktiniz için de ayrıca çok teşekkür ederiz paylaşımlarınız. Hani bayağı bir vaktinizi aldım galiba. Ne demek. O zaman görüşmek üzere.